Cuma'nız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Rabbim huzur versin, mutluluk versin, amin. Gönüllerinize ferahlık versin. Amin. İşleriniz rast gelsin, kaza bela uzak olsun. Kem gözden, hasetten, nazardan, fesattan Rabbim sizi, evladınızı, çocuklarımızı korusun inşallah. Amin. Bugün hocamdan istirhamımız, aslında çok güzel dualar ediyoruz ama özel bir dua rica ettik. Ben de bilmiyordum aslında. Peygamberimizin torunlarına yaptığı dua. İstemez miyiz biz de toruna yapalım, çocuğa yapalım, kendimize tabii, yapalım? Tabii. Bu çok özel bir dua. İnşallah. İnşallah o duayı da bugün öğreneceğiz. Onu da okuyalım bugün. Cenab-ı Hak duayla yaklaştığımız zaman buyur diyor. Biz Allah diyoruz, Ya Rabbi diyoruz, o da buyur kulum diyor. Onun için dua en yakın olduğumuz zamandır. Duaya sığınacağız ama diğer taraftan da fiili dua var. Tedbirleri alacağız. Ha, sadece duayla olmuyor tabii. Gerekeni yapacağız inşallah. Peki biz böyle hocam, duayla başlamış olduk bugün. Ayrıca yapalım mı? Hemen başlayalım. Sonra inşallah peki, bir dua daha o yapalım. O zaman hocam size bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi diyorsunuz ki bir Müslüman akıllı olmalı, parasını kaptırmamalı, parasını iyi kullanmalı, ticaretini de yapmalı, kadın erkek değil mi? Tabii. O zaman hocam size bir şey soracağım. Size desem ki eğer 2018 çıkmadan bu bir şey satıyorum ben size, fakat bunu mutlaka eninde sonunda almanız gerekiyor. Yani bu bir ihtiyaç. Mecbur. Mecburen bunu alacaksınız bir gün. Hı hı. Desem ki 2018 çıkmadan alırsanız %20 indirimli alacaksınız. Alır mısınız, almaz mısınız? 2018 çıkmadan alırsanız, param da varsa mecbursam daha sonra almaya. Siz öyle dediniz, ben evet, mecbur muyum ona bakarım. Yani muhtemelen alacaksınız. Siz almazsanız sizin adınıza başkaları alacak. Yani bu alınacak. Normalde alınır böyle bir ticaret, hani %20 indirim varsa alınır. Değil mi hocam? Evet. O zaman şimdi size bir şey göstereceğim. Bizim şeyin, yani bu aklımı diyeyim artık. Hocam bakın, mezarda şok kampanya. Hay sattım şimdi. Mezar yeri mi satıyorsun? Mezar yeri imiş bu. Ben satmıyorum da böyle, aha, satış yapan birisi. Gerçi bu 2017 diyor. 2017'de ölenlere %20 indirim. Ölmeden mezarını yaptırana %50 indirim. Güzel. Güzelmiş. Bir de mezarda da şok kampanya 800 TL. Şimdi ama bu adam kazanır mı sanmıyorum. Bu satış iyi bir satış değil. Değil mi hocam? Tabii iyi bir satış değil. Yani bir an önce öl diyor. Kim yanaşır buna? Yani herkes ölümden kaçıyor. Tabii. %20 indirim değil, %50 de yapsa yine almaz kimse. Fakat şöyle bir şey var. Bazen yaşlılar mezar yeri almak için çaba sarf ediyorlar. Yani bir an önce aile mezarlığı olsun diye çaba sarf ediyor. Onlar alabilir. Böyle parayla değil de parasız bu işleri yapanları biliyorum. Yani sana güzel bir yer buldum. tabii. Nasıl? İşte, güzel bir yer buldum. Manzarası güzel diyor. Ana, manzara ne olacak? Toprak tabii, altındayız. Aynen öyle. Gelene manzara yani. Bizi ziyarete gelene manzara. Aynen öyle. Ama diğer taraftan da işte bazı yerlerde mezar yeri bulmak zor hakikaten. Ölmeyene bulmak zor oluyor da ölene bulmak kolay oluyor. Yani bir yerler veriyorlar. Ha, hala hayattaysanız. Hayattayken Damla'yı çok pahalı. Damla'yı çağırır mısınız bu arada? Çok pahalı hayattayken mezar yeri almak. Ya. İstanbul'da çok pahalı. İşte ölmeden alana da %50 indirim yapmış. Hala ölmediyseniz mezar alırken %50 indirim. Mezarını yaptırana %50 indirim diyor. Şimdi aile mezarlığı alıyorsunuz mesela. Aile mezarlığını, oraya da işte 3-4 tane mezar yeri yaptırabiliyorsunuz. Kenarlarını mermer taş falan yapmak için. Onu da indirim yapmış. Tutar mı? Görmek lazım. Şimdi insanın aklına gelmeyecek şeyler piyasada oluyor. Ben bir gün aklıma dedim ki ben orijinal bir şey buldum. Gerçekten mi dediniz? Gerçekten. Düşündüm kendime göre orijinal. Bu da nereden kaynaklandı? Mesela Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'da diyor ki hocam biz falanca şehrin falanca kasabasında yaşıyorduk ama 40 yıldır gidemiyoruz. Dedemin mezarı orada. İşte ninemin mezarı orada ama mezarlık nasıl, ne halde onu da bilmiyoruz. Ha. Keşke bu mezarlıklara birisi baksa. Ben de dedim ki şöyle bir şey olabilir. Bir şirket kurarsınız. Ha, sizin mezarlarınıza bakmaya mı gidecek? Şirket sizin dedenizin, babanızın mezarına yıllık ücretle bakar. Sular, çiçek eker. Siz arada fotoğraf gönderir. Arada fotoğraf da gönderirsiniz. İşte biz baktık, suladık vesaire. Onun da ücretini alır. İyi bir iş dedim. Ha. Yani düşündüm. Bu yapılabilir diye birilerine tavsiye edeyim diye. Şimdi birisi yapmasın. Hayır, şimdi neticeye bakacağım. Bir baktık, tıkladık.
500'den fazla şirket ha, varmış var. Varmış zaten. Varmış. Ben bu de hala saf saf diyorum ki bak bunu yapan ya, olur yapmış 10 zaten. 10 sene önce 500'den fazla şirket varmış. Oo. Bizim insanımız müthiş böyle yatırımcıdır. Yani girişimci. İşte yatırım. Hani Damla nerede? Benim makyözüm çağırın dediydim ya. Gelsin, gelsin. Hı. Çünkü onun da şöyle bir şey var. Onların aile mezarlığı varmışmış. Hı. Şimdi bu genç bir kadın daha. Şimdi mesela onun da böyle hissettiğini söyledi bana, onu paylaşacağım sizinle. Tabii, hani gidip kendi mezarını tabii, görmek falan nasıl hissettiriyor? Yazıda yazıyorlar. Onu soracağım. Ya, ölmeden orada ismi yazıyor. Evet. İşte Damla bilmem ne. Bu da bir enteresan tabii. bir durum yani. Ben mezar yeri almadım. Alınmasına da doğru bakmıyorum. Öyle mi? Tabii. Çünkü insanın nerede öleceğini kimse bilmiyor ki. Allah nerede yazmış, ne yapmış, mezarın olacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyorum. Önemli olan mezarın içine hazırlanmak. Mezarı hazırlamak değil, mezarın doğru. içine hazırlanmak. İçine hazırlanmak. Öldükten sonra sana bir yer bulurlar. Hiç korkma. O kadar zor ki evet. bir taraftan. Zor hani tabii. Ben de şunu düşünürüm mesela. Elden ayaktan düşünce kimin ne olacağı belli değil. Çoluğa çocuğa çok da hani şey bırakmadan kendi kendime hazırlayayım her şeyimi. Hani ben vefat ettikte kimse benimle uğraşmasın yani. Takır 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 gitsin. Hatta böyle bir şirket kurulabilir hocam bak. Eskiden doğru. Kefen parası biriktirilirdi. Kumaş bulunmazdı. Ya. Elde avuçta para olmayabilirdi. Fakat şimdi artık bunlar kolaylaştı. Ne bileyim ben çoluğun çocuğun elinde onun şeyi olmayayım da kolaylaştı böyle bunlar. Kendi kendime yapayım geçen diye. Geçen işte senelerde bir arkadaşımız gitti Medine'de vefat etti. Oraya defne oldu. Oo. Yani şimdi o burada mezar yeri almış olsaydı ne olacaktı? Ya kalacak. Ya. Orada mezarı orada. Bilemiyor nerede olacağını insanoğlu. Peki Damla nerede mikrofonun annem? Hadi mikrofonu verin hemen. Mesela ben hiç bilmiyordum. Bu konu gündeme gelince benim makyözüm sevgili Damla. Şimdi sen mezar yerine gidince görebiliyor musun? Evet hocam, alınmış mezarımız bizim. Sizin mezar yerimiz. İsminizi yazmışlar mı oraya bir de? İsim yazmıyor ama bir aile mezarlığı. Aile mezarlığı. Kayınpederime gidiyoruz biz. Tamam. Dua etmek için. Allah kendimi şey kötü hissediyorum. Kendi mezar yerimi görüyorum çünkü orada. Tuhaf hissediyorum yani, çok enteresan bir duygu. Yatacağınız şimdi, yeri bilmek. Şimdi şöyle, ölümü düşünmek aslında kötü bir duygu değil. Ölüm bir hakikat. Arada bir ölümü hatırlamamız lazım. Bu bakımdan doğrudur. Çünkü arzuları, şehvetleri, azgınlıkları ölüm kırıyor. Ölümü düşünürse insan biraz kendisi ya da toparlıyor. Bir cenazeniz olursa, akrabanız vefat etmiş mesela, orada kendi kendinizi sorguluyorsunuz. Ya bu kadar üzülmeye ne gerek var? Bu kadar yıkılmaya ne gerek var? Bu kadar sevinmeye ne gerek var? Hepsi işte ölümlü dünya görmüyor musun? Gidiyor bak, geriye ne kaldı? Her şeyini bıraktı gidiyor. Arkasından ağlıyorlar. Ben de bir gün böyle olacağım diye insan bunu düşünürse bu kendi nefsini terbiye etmede çok yol alır. Ama genç bir insan yapacakları var. Azimli, hırslı, güzel şeyler yapması lazım. Sürekli kabir düşünüyor, ölüm düşünüyor. Bunu da kitaplarımızda yasaklamışlar zaten. Bu da doğru değil. Ha, bunalıma sokacaksa tabii, sizi. Mesela talebenin, değil. Okuyan insanın, öğrencinin ölümü düşünmesi doğru değildir diye kitaplarımızda yazıyor. Çünkü ders aha. çalışmaktan alıkoyar kendisini. Yani tabii. ya çalışsam ne olacak, çalışmasam ne olacak? Zaten ölümlü dünya. Böyle düşünmeye başladığınızda zarar verir. Ama yok, peki. ölümü gör. Mesela camilerin kenarlarına mezarlıklar koymuşlardır. Osmanlı ecdadımız. Hep mezarları şehrin içine yapmışlar. Çok uzay yapmazlar. Hatırlansın diye. Hatırlamakta herkes fayda var ama her gün ölünmez. Peki hocam. O zaman şimdi yaşayanlara bakalım. Bu arada biz ayakta başladık. Zaman zaman siz yokken de kulaklarınızı çınlatıyorum ben. Evet. Zaman zaman diyorum hocam hep ayağa kalkar. Önce anlamıyordum. Ben de kalkıyordum hemen ayağa. Sonradan gerçekten çok fazla oturmanın fiziksel olarak ciddi zararı var. Hocam da bunu aslında bize birebir gösteriyor. Bir de su içerken aklıma geliyorsunuz. Evet. Böyle suyu lakır yavaş lukur yavaş. İçmiyorum. 3 yudum içip bırakıyorum. O da bir peygamberimizin. Bir de 3 yudum. Hem 3 yudum hatırlatmış oldunuz, ben de içeyim. Hem de süzerek içmek, bismillah, süzerek içmek. Yani böyle tabiri caizse o günkü insanlara Peygamber Efendimiz deveyi örnek göstermiş. Mesela o deve demiş, likır likır içiyordu. Böyle dudağıyla böyle yavaş yavaş kibar, süzerek içer. Her durumda su içmek lazım. Peki hocam, şimdi dua okunuyor. Herkes huşu içinde dinliyor. Muhtemelen bizim fark ettiğimizi fark edeceksiniz. Dua okunuyor ama bir farklı gibi sanki. Sonra yorumlamanızı isteyeceğim. Bir dinletmek istiyorum sizi hanımefendiye önce. Buyurun.
Karacatınlar doyaskara Karınlin selmele Yemmeyzin tühattü sühtere Diyenne rabbeke varha Yemmeyzin tühattü sühtere Diyenne evdelike İnnemel nusru yüsre Ve innemel nusru yüsre Fe izâ feravta fensab Ve ilâ rabbike fernab Bismillahirrahmanirrahim baştan alacaksın. Elem neşrah leke. Elem neşrah leke sadrak. Ve vedâne anke vizrak. Ellezî anlada zahrak. Ve efâne leke zikrak. Fe inne me'al usri yusra. İnne me'al usri yusra. Fe izâ feralta fensab. Ve ilâ rabdike ferrak. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülzületin lerdu zilzâleha. Ve karacatın lerdu eskâleha. Ve âlel minsan vâleha. Yevvezi tühattü sehtârha. Ve enne rabdike evhâleha. Yemeyizin yesbürün nâse iştahatelle yüren Eyamelahın Yemen yâmel miskâle zerretin hayran yara Yemen yâmel miskâle zerretin şerran yara Allahu Ekber Ay sıralamayı yapın da ben de ona göre devam edeyim. Hayır bu yani tahta şey... kaşıkları eksik. Ciddi misiniz hocam? Hayır biz inanamadık. Kına gecesinde. Acaba hocaya göstersek evet. mi göstermesek evet. mi bilemedik. Peki yorumunuzu daha sonra alacağım ama hocam. Kına şimdi, gecesinde sanki ya. Ciddi misiniz? Ne bu ya? Peki bir kere daha Hayır, dinleyelim. Hayır bir de böyle hareketler. Aslında okudu doğru mu? Yani duvalda ya okudu, bir sıkıntı yani, var mı? Şöyle sureler doğru da karıştırıyor biraz. Ama bir de vücut hareketlerine bak. Dur bir daha bakayım. Bir daha ver Mahmut bakayım. Bir daha baştan alıp. Ha başka şey geçtik. Olsa tamam, o da güzel ama. Tamam. Neyse biraz sonra bir daha verelim. Hocam zaten söyledi de bir tahta kaşık eksik. Ben inanamadım. Sureler doğru gibi geldi ama hanımefendinin hareketleri falan. Bismillahirrahmanirrahim. Baştan alacaksın. Elem neşrah leke. Elem neşrah leke sadrak. Ve vedâne anke vizrak. Ellezî anlada zahrak. Ve efâne leke zikrak. Fe inne me'al usri yusra. İnne me'al usri yusra. Fe izâ feralta fensab. Ve ilâ rabdike ferrak. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülzületin lerdu zilzâleha. Ve karacatın lerdu eskâleha. Ve gâlel minsâli mâleha. Yevvezi tühattü sehtârha. Ve enne rabdike evhâleha. Yemeyizin yesbürün nâse iştahatelle yüren Eyamelahın Yemen yâmel miskâle zerretin hayran yara Yemen yâmel miskâle zerretin şerran yara Ne okuyor diye soruyorlar merak evet. ettiler Elem Neşrah Leke'yi okuyor İnşirah suresini okuyor Fakat işte orada Fe innemal usri yusran innemal usri yusra Oralarda biraz bocaladı Bir de İza zülziletil erudu zilzaleha diye zilzal suresi var. İza zülziletil erudu zilzaleha ve ahracetil erudu eskaleha ve kalen insanum maleha. Yevme izin tuhaddisi akhbaraha bi enne rabbeke evhaleha. Yevme izin yasturun nasu eştatel liyura amalehum. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Allah bunu okuyor. Yani kim bu dünyada zerre miktarı bir hayır yaparsa ahirette karşılığını görecek. Kim zerre miktarı bir kötülük yaparsa onun da karşılığını görecek. Fakat öyle bir okuyuşu var ki oyun havası Allah korusun. Vücut hareketleri Doğru, neredeyse işte dediğim gibi sadece belki. Kaşıkları eksik. El kol hareketleri bilmem kendine göre ses tonları şöyle böyle. İşi şeye çığırtkanlığa vurmuş. Doğru değil. Böyle Kur'an böyle okunmaz. Kur'an huşu içerisinde Allah'ın huzurunda düşünerek insan kendisini acziyet içerisinde okuyacak. Ama böyle oyun havasıyla Kur'an okursa günaha girer. Söyleyebilirsiniz. Mikrofon elinizde zaten. Buyurun. Yani benim kızım da Kur'an okuyor. Öğrendi Allah'a şükürler olsun. Kaç yaşında? 32 yaşında. Bir gün bir Kur'an sesi geliyor içeriden ama o kadar güzel okuyor ki Zayda Hanım. Ne güzel işte bak. Dedim her yerde dedim bu şey açık, internet falan açık diye gittim. Profesyonel birisi okuyor gibi mi? Evet hocam gittim kızımı görünce o kadar duygulandım ki. O kadar yani dedim yani kızım Allah senden razı olsun ki öğrenmişsin. Ne güzel bak. Yani öyle okumak var bir de böyle okumak var. Yani ben bunu ilk defa duydum. O yüzden hani doğru etrafta alışmış demek ki bu hanımefendi ama tabii bir hocamızdan yani bu işin ilmini bilen birisinden de yorum almak feyiz oldu.
Ama duymuyorum mikrofonsuz. Şimdi, peki şimdi ikaz edecek orada işte seviye yok. Halkın seviyesi bilmiyor ki onları. Neler söylüyorlar neler. Kadınlar kendi arasında özellikle böyle birinci elden, ağızdan iyi hocaları dinlemezlerse hurafiye çok inanıyorlar. Geçen bizim hanım da gitmiş bir toplantıda diyorlarmış ki ölünün ağzından köpük gelmiyorsa o iyi ölmemiş. O ne demekmiş öyle? Aa. Evet evet. Ölünün ağzından köpük gelmiyorsa iyi ölmemiş, ne demek? Saçmalık yani, kötü gitmiş. Aa. Tabii. Bunlar öyle garip şeyler akla geliyor ki böyle. Gözü açık gitme diye bir şey var mı? Ya gözü açık gidebilir insan o andaki şeyle bir abi. Zaten biz ölenin hemen peşinden yapacağımız vazifelerden biri gözünü kapatmak, çenesini bağlamak, vücudunu efendim üzerini işte bozulmayacak şekilde düzenleme, kıbleye çevirmek. Hmm. Bunlar var ama böyle uyduruk şeyler kadınlar arasında çok fazla var. Yapmayın böyle şeyler. İkaz ediyoruz. Bunu göstermemiz iyi oldu. Hocanın biri bir camiye gitmiş. İyi bir hoca. Gönelli Mehmet Efendi. Tanıyanlarınız vardır. Duyanlarınız vardır. Çok muhterem bir insandı. Hayır sahibiydi. Tek başına ayaklı vakıftı. Binlerce insanda yardımı, emeği vardı. Güzel Kur'an okur ve Seyyid-i Reisul Kurra'ydı. Yani bütün kari okuyucuların hocası. Hmm. Şimdi bir camiye gitmiş. Arkadan birisi müezzinlik yapmış. Müezzinlik yapınca bizim camilerimizde İhlas Suresi okuyorlar. Üç İhlas okunur ya farzdan önce. O da müezzin olmadığı halde cemaatten biri üç İhlas'ı okumuş. Hem de Kurra Hoca'nın yanında. Hmm. Namazdan sonra hoca gitmiş, İhlas'ları kim okudu demiş. Bu da bana iltifat edecek diye başını böyle uzatmış. Ben okudum hocam demiş. Sana bir tane geçiririm bir de duvar vurur. Bir daha öyle okuma demiş. Şimdi öyle bozuk okumuş ki, ha. Mesela çekilecek yerde çekmemiş, çekilmeyecek yerde Kur'an'ı metni tabi dediğimiz harfleri uzatma yerine uzatmamış. Tecvid, sadece onun için, tecvidi bozduğu için bir de duvar, Allah'ın kitabıyla böyle oynama demiş. Hmm. Şimdi Allah'ın kitabıyla bu oynuyor, bir de kendi de oynuyor. Kendi de oynuyor. Ağzıyla da oynuyor, koluyla, omuzuyla da oynuyor. Muhtemelen programı izleteceklerdir ya da izlemiş şimdi olacaktır. Aynı lafı buna iade ediyorum, bu kadına. Allah'ın kitabıyla oynama, çarpılırsın sonra. Yani Kur'an çarpmaz ama bir yerden şamar gelir. Peki bugün çok önemli bir bilgi. Nefsimizle mücadele ediyoruz ömür boyu belki. Hani kendi içimizdeki şeytan mı diyelim onu bilemedim. Keşke edebilsek. Hani keşke ediyoruz edebilsek. Diyoruz da etmeyenler de var. Nefsinin kölesi olan var. Yanımızdan yakınımızdan uzaklaştırmak için 8 şey öğretecek hocam bize, söyleyecek değil mi hocam? Ben bilmiyorum, sizden öğrendim 8 niye şeyi. Niye hocam? Biz dur şimdi nasıl i̇nan, yani? İnan 8 şey öğretecek. Neymiş onlar da söyle bakalım. Hadi hocam valla. Yani bana bak şimdi benimkiler yazmışlar. Dedim tamam. Ki şahaneymiş bu. Şahaneymiş. Hemen öğrenelim. Ben de öğreneyim. Neymiş bakalım, söyler misiniz bir tanesi? Bismillah demek, Allah'ı bol bol anmak, fitne fesat getirmemek. Ben bildiğim için söylemiyorum. Yok mu öyle yani, bir şey? Yani Bismillah demek değil de Euzubillahimineşşeytanirracim dersen doğru. Şeytanı kovar bu. Başka? Zikredersen şeytan oradan. Kur'an okumak ne var? Allah'ın isimlerini saymak. Nerede? Kur'an okumak. Bunu sıralarsanız bir sürü şey sıralı. 8 değil 18 yaparım ben bunu. Niye öyle bir şey yazdırdınız? Niye yazdırdınız arkadaşlar? Kim yazdı? Kim bulduysa getirsin onu bakayım. Yani başkası yanlış yapınca düzeltiyoruz da Zahide Hanım yanlış yapınca düzeltmeyecek miyiz? Ben ama hocam miyiz? Bir dakika, bu hepimizin yanlışı. Yanlışı paylaşmam lazım ekibimle çünkü baktım bu ne güzel bir konuymuş, şahane, hocamıza soralım diye. Var mı orada kartta? Var tabii. 8 şey. Dur şeytanı. Nerede? Şeytanı kovan 8 şey. Buyurun hocam. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Siz söylersiniz diye. Bak başa da yazdırdım evet. Özellikle. Tamam. Onlar, ya da biz bunu eğer bunu bir yerden siz bulduysak. Siz bunu internetten bulmuşsunuz. O bulduğumuzu da getirin hocam, onu da sorayım. Şeytanı kovan 8 şey getirin bakalım neymiş. Onu tabii. Konuşalım. O zaman doğru mu yanlış mı onu da söyleyelim. Vesile olsun. Hocam şimdi bir cüzdan var elimde. Allah sizden razı olsun. Bu cüzdanı nerede bulmuşlar kuzum? Bir söyleyiver. Kocam mı bulmuş bunu? Çekmeye. Kız ne güzel bir şey yapmışsın. Ya. Çeksinler. Ne güzel bir şey yapmışsın. Minibüste düşürmüşler bacım, hocam. Televizyona gelmişsin, çekme diyorsun. Sen de yani. Minibüste düşürmüşler herhalde. Akşamdan son serviste herhalde. Zeytinburnu hattında. Zeytinburnu hattında. Evet. Zeytinburnu minibüslerinde düşürmüşler bunu. Evet. İçindekini söyleme sakın. İçinde bir miktar para var. Ben bile bilmiyorum. Ciddi de bir miktar para var. Evet. Cüzdan da böyle. Eğer bu cüzdanın sahibi bize ulaşırsa evet. Biz cüzleştireceğiz. İçindeki parayı, çünkü içinde kimlik yok, başka hiçbir şey yok. Yok. Herhalde bir yerden para çekti. Herhalde hocam. Bu bir hanım cüzdanına benziyor değil mi? Evet, hanımefendi evet, bir yerden evet, evet. Para çekti.
muhtemelen orada bir yerde düştü. Evet. Zeytinburnu minibüsünde. Evet. Bu cüzdanı düşüren varsa Allah rızası için hanımefendi bize getirmiş. Ondan sonra biz de içinde de hocam. Şimdi açmayalım, içini göstermeyin. İçini göstermeyin, size göstereceğim. Yani bayağı da. Bayağı para var. Evet, bir de şu var, belki şundan bulabilirim. Şimdi normal olarak bir yitik bulduğunuz zaman diyor Peygamber Efendimiz, onun cüzdanını, bağını, kabını iyice kendiniz öğrenin diyor. Ha. Gelen kişiye de göstermeden sorun diyor. Hı. Yani rengi nasıldı? Bağı nasıldı? Gösterdik. Siz gösteriyorsunuz. Ama içindekini soracağım. Bu cüzdan biraz da şeylere benziyor. Zeytinburnu deyince oradaki Özbeklere, Doğu Türkistanların cüzdanlarına falan benziyor. Onlarla da alakası var gibi cüzdandan ben biraz öyle çıkardım. Bunu da göstermemek daha doğruydu ama gelsin mecburen, en azından şimdi neyi soracağız? İçindekini sor. Kaç lira kaybettin? Hah. İşte şu kadar. Hangisi 50'lik miydi, 100'lük müydü, 200'lük müydü, var mıydı? Bunları soracaksınız. Tutarsa doğru, bu senin. Tutmazsa aynen. Ya hayır kardeşim, bize ulaşın. Bu senin. Tabii bunun da bir süresi olmalı yani. Eğer bir hafta verelim. Bir hafta içinde bunun süresi ulaşılmazsa... bir yıldır. Hayır. Sizin, sizde bir gün olur. Bir saat, bir yıla bedel de. İki ay oldu hocam. Bunlar hep arabada gezdirdi. Zaten iki ay olmuş ya. Hep arabada gezdirdi. Hadi rastlar diyerekten yani. Şöyle, usul nedir? Nedir hocam? Bir yıl, Allah razı olsun sizden, tebrik ederiz sizi. Bir yıl bunu ilan etmektir. Bir yıl boyunca aradınız, bulamadınız. O zaman diyor ki, kendiniz muhtaçsanız siz harcayabilirsiniz. Yok ben istemiyorum, bir fakire verebilirsiniz. Ben de şey diyecektim, karakola versek. Karakola da verilebilir. Karakol da takip etsin. Ha. Tabii o da takip etsin. Ama eğer yani şu cüzdanı gören, ben bunu arada hafta içinde paylaşırım. Tabii televizyonda gösterilmesi çok daha doğru. Zeytinburnu minibüsünde yaklaşık 2 ay önce kaybedilmiş bir cüzdan. Rabbim razı olsun sizden. Kimsenin ruhu duymazdı bu cüzdanı bize getirmişsiniz. 2 aydan beri uyumuyorum zaten hiç. Ne yapmıyor? Uyumuyorsun. Evet ya, hiçbir şey yok içinde. Bulamadık diye kim bilir neye, ne yapalım düşünürüz. Vallahi iyi yapmışsınız getirmekle. İnşallah Rabbim nasibi varsa bunu göstersin. Gelsin buradan alsın. İnşallah. Parası burada. Ay. Paranız bizde. Ve bu yani hiç siz bunu getirmeseniz ruhu duymaz kimsenin. Bu parayı da harcasanız kimse de bir şey bilmez ama... Allah görüyor, Allah biliyor. Aman hocam zaten Allah iki aydan beri arabada dedim, sakın eve getirme. Eve getirme dedim, biz içeri sokma. İki aydan beri arabada gezdiriyor. Belki biner de gene rastlar diye. Ne dedin kocana, eve getirme mi dedin? Getirme dedim. Eve sokma bile dedin. Hayır hiç. Arabadan çalınsa? İşte o da öyle diyor. Bu sefer arabadan çalınsa. Herhalde o son serviste olmuş ki kimse bulmamış. Sabahleyin işe giderken arabaya binerken buluyor belki arabanın içinde. Belki de sevap ona nasipmiş. Vallahi bilmiyorum hocam artık ama. Belki de siz de vesile oldunuz, bizi de vesile ettiniz. Sahibi bulsa daha iyi olacak da. Hadi inşallah sahibi bulursa biz buradayız efendim. İçindeki miktarı soracağız. Evet. Bilirse kendisine teslim edeceğiz. Sizinle de karşılaştıracağız. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Ayfer Hanımcığım, hocam Ayfer Hanım'ın oğlu Tuğra Mert var. Burada şimdi onu alsak bir isim okuyabilir misiniz ona, mümkün mü acaba? Ne kadar? Cuma günü. Kaç aylık? Ayfer gel. 24. günü. Kulağını okutmadınız mı Eza? Geçmiş olsun Allah. Şöyle gözünüz aydın diyelim. Gözünüz aydın. Hoş geldiniz. Allah bağışlasın. Aman pek de güzel, pek de maşallah. Dur hocamızın olacak. Hoş geldiniz siz de. Peki oğlan mı? Evet erkek. Erkek ismini ne koydunuz? Tuğra Mert diye düşünüyorum. Tuğra Mert düşünüyorsunuz. Evet. Bugün bir isim daha koyduk. O da evet, İsmail aslında. Tuğra'ydı. Evet. Tuğra'dan gidiyoruz. Tuğra'dan bugün. Gidiyoruz maşallah. Ben sizi tanıyorum. Geliyordunuz evet, değil mi? Evet, bizim izleyicilerimizden. Tamam. Maşallah. Ay 24 günde daha bu kadarcık mı oluyorlar? Şimdi, biraz erken oldu Zaydan. Peygamber ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çocuk torunlarına isim koymuş. Kucağına almış. Kıbleye dönmüş. Önce sağ kulağına... Ay çok yaşa, iyi yaşa. Buranın havası. Önce sağ kulağına ezan okuyor. Sonra sol kulağına kâmet getiriyor. Bir de İhlas Suresi okuyor ve ismini zikrediyor. Biz ne koyacağız ismini? Tuğra Mert. Tuğra Mert koyacağız inşallah. Önce ezanını okuyalım. Maşallah. Ay hocam siz ne kadar güzel tutuyorsunuz. Çok alışkınsınız. Dört çocuk büyüttük. İki torun. Maşallah. İki tane de geliyor inşallah. Alışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Evet şöyle kıbleye dönelim. Ay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel felâh. Hayya alel felâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Sol kulağına da kâmet inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale salati, hayya ale salah. Hayya alel felahi, hayya alel felah. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Senin adın Tuğra Mert. Senin adın Tuğra Mert. Senin adın Tuğra Mert. Hayırlı olsun. Siz tutun, ben de duasını yapayım. Allah razı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamerrahimin, Tuğra Mert evladımızı insanlığa, ailesine yararlı, hayırlı, uğurlu, bereketle eyle. Amin. Adını koyduğumuz bu kardeşimizi amin, adına layık olarak yaşamayı nasip eyle. Amin. Dünyada kendisini her türlü sıkıntılardan, gamdan, kederden, hastalıktan, hasetten, fesattan, nazardan koru ya Rabbi. Amin. Kendisine amin, hayırlı, bereketli, uzun bir ömür nasip eyle. Amin. Bol helalinden rızıklar nasip eyle. Amin. Salih evlatlarla taltif eyle. Ya Rabbi dünyasını, ahiretini güzel eyle. Amin. Geleceğini, istikbalini başarılı, muvaffak eyle. Amin. Korktuklarından emin umduklarına nail eyle. Amin. Ailesine nice güzel günlerini görmeyi nasip eyle. Amin. Sağlık, afiyet içerisinde büyümesini, her türlü işlerinde muvaffak olmasını nasip eyle Allah'ım. Amin. Duamızı kabul eyle. Amin. Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahra'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Amin. Şu mübarek cuma gününde sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul olunan dualarla amin, birlikte en güzel şekilde dergahında kabul ve makbul eyle Allah'ım. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Allah istin herkese. Allah hep güzel günlerini göstersin. Hocam ağzınızı sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sen de sağ ol. Evinize bolluk bereket getirsin. Amin. Aman bir güzel bir daha 24 günlük darı sarısımın başına inşallah. İnşallah böyle beraber hocam. İnşallah benimkini de i̇nşallah, görürüz arası, böyle. Arasında ezanını amin, okuruz inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Ah ah. Hocam. Bak şimdi benim aklıma takıldı, görüyor musunuz? Ne takıldı? Bu 8 şeytanı ne kovarmış, 8 şeymiş, neymiş, biz onu nereden bulmuşuz? Bulup getirin onu bana. Vallahi getirin bak. Hocam da bana soruyor, ben nereden bileyim? Eyvahlar olsun. Şimdi şimdi bir gün bana geldiler. Nasıl geldiler hocam? O ne, nasıl bir cümle? Bir gün bana geldiler ne demek hocam? Biraz da alakası var, doğru. Annesiyle kızı geldi. Ha. Kız, akıl sormaya. Kız 22-23 yaşlarında. Dedi ki annesi, benim bu kızıma de şimdi dedi. Nasıl yani? Cinin dişisini erkeğe mi soruyor? Erkeğini soruyor bana. Yani. Ya niye girdi, çıkmıyor mu falan diye sormuyor da bunu mu soruyor? Şimdi ben de dedim ki yani siz olduğunu tespit ettiniz. Cinsiyet tespitine mi geldiniz dedim, şimdi bu erkek mi dişi mi?
Nereden böyle bir kanıya vardınız dedim. İşte kızım bunalıma girdi, şöyle oldu falan. Kızım dedim, başından bir olay geçti mi? Geçti dedi, nişanlımdan ayrıldım dedi. Dedim ki erkekmiş cinli dedim. Hocam bari bu vesileyle söyleyin, böyle şeyler olabiliyor mu gerçekten? Tabii olmuyor da işte. Hayır yani öyle bir. Hayır yok öyle bir şey. Ama Allah Allah. Dedim cinler de sizlerden şikayetçi davacı olacak. Ya sen her şeyi yıkıyorsun. Bunalıma girmiş, nişanlısından ayrılmış. Yani normal üzülmüş. Bir şey. Tedavi olacak çok aşırıysa. Doktora gitsin, psikoloğa gitsin vesaire. Ama o hemen kararı veriyor. İçine girmiş ama erkek mi dişi mi, erkek dişi olunca ne olacaksa yani girdikten sonra i̇şte cin. Burada şey böyle gidiyorlar sonra işte muskayı bir şey diyor ki, o, bir sürü paralar döküyorlar. Bunu çıkarmak için diyor 10 hafta geleceksin işte ya. 100 lira 500 lira neyse vereceksin aman, her aman, seferinde diyor. Fena fena ama ya. Hocam sizin cümleler bana bir gün geldiler. O kısmı enteresandı. Peki hocam. Şimdi size de 8 tane şeytan gelmiş, nerede onlar hani? Hocam ya bak şimdi. Onu bana yazın da gönderin bak, tamam mı? Ben şimdi reklam arası gelsin söyleyeceğim size. Peki. Hepsini. Ekibim boşuna yazmaz deyip. Göreceğiz. Şimdi hocam bir kişi bir zat dolandırılıyor. Ondan sonra dur onun şey nerede? Ha zaten videosu var değil mi? Dolandırılıyor. O kadar içine sindiremiyor ki yani hepimizin başına gelebilir elbette. Alıyor eline megafonu. Gidiyor anasının evine. Orada bas bas bağırıyor. Oğlum beni dolandırdı. Herkese gidiyor. Adana'da bir zeytinyağı toptancısı. Herkese megafonla bağıra bağıra bu kişi beni dolandırdı diye 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 mahalle mahalle dolaşıyor. Aile diyor ki biz vazgeçtik artık, bu adamı istemiyoruz, bizim ailemizden sayılmaz diye. Ama böyle bir yön. Bir izleyelim videosunu, buyurun. Ben asla hakkımı helal etmiyorum. Duyan duyursun. Bana da o para lazım değil. Hepinize saygı duyarım. İyi günler dilerim. 50 kere kendisine haber gönderiyorum. Adam hiç aldırış etmiyor. Benim para, çoluk çocuğumun rızkını götürdü hep barlarda. Ben sadece onun ne kadar karaktersiz olduğunu ispatlayabilmem için ben bu yola başvurdum. Ne yapıyorsunuz peki şimdi? Sırf onun bütün çevresine, sülalesine, akrabalarına rezil olsun. Benim bu param gelsin. Allah'a havale ettim demek de var. Megafon olup böyle mahalle mahalle dolaşmak da var. Siz olsaydınız ne yapardınız ya da nasıl gördünüz bu? Ben niye olayım olayı? Ya şimdi? Yani niye Allah hayır düşürmesin. Şimdi ben mesela ben olsaydım canım da yandıysa çoluğumun çocuğumun rızkı. Tabii bir fazladan para kazanmak için hani nasıl bir şey var onu da bilmiyorum. Doğru yoldan bir adam bana dürüstçe bir şey dedi. Ben de ona inandım, paramı yatırdım. Doğru yoldan dürüstçe o dediği yalan çıktı. Bu dediğim ben, cümle pek uymadı bana ama. Bana da birisi yaptı. Hayatta bir sefer başıma geldi. Öyle mi? Dolandırıldınız mı? Ha şöyle iki sefer diyeyim. İki sefer birinde dolandırıldık. Diğerinde yani iflas etti, ödeyemedi. Ben de affettim, helal ama ettim. Ama hani onu da görüyorsunuz ama zaten. Ama birinde dolandırıldık. Önünde. Nasıl dolandırıldık? Daha İstanbul'a yeni geldik. Ev kiralayacağız talebe arkadaşlara üniversitede. Adam bizi bir adresi gönderdi. 1000 lirada o zaman Üsküdar'daydı emlakçı. 1000 lirada paramızı aldı. Biz adrese gittik. Oradan bir tane sarhoş elinde şişeler gene mi geldiniz diye bizi kovaladı. Hep buraya bir kulübe, mı gönderiyormuş? Hep oraya gönderdik. Orada da ev yokmuş normalde. Bir kulübe varmış. Aa. Biz de hınçla böyle kızgınlıkla gidip adamdan paramızı alacağız güya. İstanbul'a yeni gelmişiz yani. Zaten paramız az. Baktık kapatmış dükkanı gitmiş. Hocam İstanbul'da saati bile satıyorlar. Satmışlar yani, ilk, yani bizim ilk gelişimiz hemen olmuştur. İstanbul'da bir kazık yedik. Eyvah. Ama o son olmuştur inşallah. Son oldu. En azından. Şey evet. Evet, o da var. Doğru. Ama daha ne olacak? 20'li yaşlarda gencecik daha delikanlılarsınız. 18 yaş. 18, 19 bir de insanlara yaş. İnanıp güvenmeye. Ben anlatmıştım ya hocam. Adam şeyde çölün ortasında deveyle gidermiş. Bir adamcağız görmüş kenarda. Adam ölmek üzere görür. Genç de daha bir çocuk ama ölmek üzere susuz kalmış. Hemen iniyor devesinden gidiyor. Bakracından ona bir güzel su veriyor. Genç delikanlı bir kendine geliyor. Hiçbir şey söylemeden buna. Devesini aldığı gibi koştura koştura deveyi sürmeye başlıyor. Adam arkasından bağırıyor. Bu deveden inip de buna yardım eden yaşlı amca. Sakın bunu kimseye anlatma diye. Tabii. Allah Allah. Deveyi sürüyor bir taraftan kaçıyor yani devesini kaçırıyor. O zamanın devesi en büyük şey yani en çok para eden şey. Tabii. Allah Allah. Çocuğun aklı takılıyor. Niye bana bir kötü bir laf etmedi? Niye devemi alıp götürüyorsun demedi. Sana haram olsun demedi. Bunu kimseye anlatma dedi. Çocuk gidiyor yok kafasından bu çıkmıyor. Dönüyor geriye.
vazgeçiyor deveden falan, devesini verecek adama. Dönüyor, sen diyor niye bana böyle dedin, niye bana kötü laf etmedin, niye bana kızmadın, deveni aldım kaçırdım, seni kandırdım. Niye biliyor musun diyor, sen diyor bugün bana yaptın ama yarın bu duyulacak. Ve artık kimse çölün ortasında susuz kalmış birisine yardım etmeyecek. Gerçekten ihtiyacı olan doğru. birisi oralarda helak olup ölecek belki çok diye. Doğru. Ne alim bir adammış. Çok Allah doğru. onlar razı olsun. Ben bir gün arabama birini aldım. Yalvardı, yakardı. İşte 10 tane çocuğum var, yetim. Şunlar öldü, biz yurt dışından geldik falan. Ben de bir yardım ettim. Bayağı bir külliyatlı yardım ettim. Ertesi gün baktım aynı yerde yine bekliyor adam. Hatta aradan şu anda sanıyorum 5 sene geçti. 5 senedir aynı yerde bekliyor adam. Her gün bir arabaya biniyor, aynı hikayeyi anlatıyor. Ben ondan sonra arabayı almıyorum. O sizden adam. Zengin olmuştur hocam, merak etmeyin zengin bu durumda. Zengin olsa ne olacak yani? Hep fakir o. Niye zengin olsun? Tabii doğru, dileniyor. Onun fakirliği fakir. İçinde yüreğinde. Yazık işte, iyilere mani oluyor maalesef. Peki bir şey soracağım hocam. Biz de bazen sizin, yani hepimiz yanılabiliyoruz. Bizim yaptığımız iyilik yine de iyilik yerine geçiyor. Bak paranızı vermişsiniz. Biz de yapıyoruz bazen ikinci ama. İkinci kez aldanmamak. Bir de i̇kinci araştırmak yani. Lazım. Yani hemen para vermek yerine soruşturup ondan sonra ikna olduktan sonra kesin deliller olmalı. Çabuk aldanan bir milletiz. Ne yazık ki. Evet. Peki. Burcu Hanım Edirne'den aramış bizi. Burcu Hanım merhaba. Hayırlı cumalar olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Edirne'ye. Merhaba Zahide Hanım. Buyurun efendim. Ben bir soru soracağım da Zahide Hanım hocama. Buyurun efendim. Hocam ben 35 yaşındayım. 10 yıl önce evliydim ben. Evet. Evli olduğum zaman kaynım bekardı ve evli ve çocuklu bir, boşanmış ve çocuğu olan bir bayanla evlenmek istemişti. Ben o zaman onu çok tepki gösterdim. Hani sen bekar adamsın, neden evli ve çocuklu boşanmış bir bayanla evleniyorsun diye. Siz kaynınıza mı söylüyorsunuz çıktım. Bunu? Evet, kaynıma karşı çıktım. Boşanmış ve çocuklu birine evlenmek istediği için. Evet. Sonra aradan yıllar geçti. Evlendi mi onlar bu arada? Hayır, evlenmediler. Sonra aradan yıllar geçti. Şimdi ben eşimden boşandım 10 yıl önce. Şu an iki çocuğum var. Ve ben birini çok seviyorum. Şimdi de onun ailesi benimle evlenmesine karşı çıkıyor. Yıllar sonra yani aynı şey... Başınıza mı geldi? Evet, aynen. Onlar ve hocam da... bu ben büyük konuştuğum için mi başıma geldi? Doğru. Yani... Şimdi bir hadis-i şerifte bir mümin kardeşini kınarsa o başına gelmeden ölmez diyor. Yani mutlaka ayıpladığı başına gelir. Şimdi orada gerçekten evliliğe mani bir şey yoktu. Sadece çocuk sahibiydi. Onunla evlenme diye siz mani oldunuz, o da evlenemediyse. Bu bir kınamadır, ayıplamadır. Cenab-ı Hak işte 10 senede sonra olsa ya. Başınıza getiriyor. Siz tövbe etmelisiniz. Bir de ondan helallik almalısınız. Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Bu kişiyi bulup mu helallik almalı? O zaman engellediği kişi belki kimse de. Ondan da helallik almalı. Çünkü yenge de önemli. Siz de ailenin bir ferdisiniz ve söylediğiniz tabii kıymetli. Işte, ama herkes boşanabilir. Herkes yeniden izdivaç yapmak isteyebilir. Yani neler yaşanıyor yani şu zamanda. Şöyle bizim için... illa olması gereken, örnek alınması gereken bir durum değil peygamberin evlilikleri ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlendiğinde eşi Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Peygamberimiz 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice'nin bir de eski eşinden o evladı vardı. Çocuğu vardı. Yani peygamberimiz bile evlenmiş çocuğu olan bir dul hanımla. Hem yaşı çok daha yaşı genç da ondan. Farklı. 15 yaş fark vardı arada. Ve çok da mutlu, çok da güzel çocuklar yetiştirdiler. Olabilir bu mani değil evliliğe. Yani hakkı var. Gerçi şöyle denklik önemli. Yani herkes önce kendisiyle mukayese edecek. Kendi evladının başına gelse böyle bir şey ne der? Ondan sonra ben de mesela bana sorular sorulduğunda bana olsa ne derim diye içimde vicdani muhasebe yapıyorum. Sonra cevap veriyorum. Bu tercih edilmez. İstemezsin kızını diyelim ki 25 yaşında bir kızın var, 40 yaşında biriyle evlensin. Bir de çocuğu var. Kolay kolay istemezsin bunu. Denk istersin değil mi? Daha zorlu koşullara göndermiş olursun. Zaten denklik önemlidir. Ama... Dinimizde denklik. Her bakımdan eşit olması iyidir. Mutluluk için bu şart. Ama bu ona mani bir şey mi? Hayır. Bazen de böyle evliliklerde çok daha mutluluk olabilir. Evet. Buna da engel olmamak lazım. İki taraf birbirine anlaşmış, seviyorsun. Ya böyle olmaz diye araya girip bozarsan sonra da başına gelebilir. Bak nasıl denk bu ibretlik bir hadise. Kardeşimiz gerçekten. Zaten çözmüş.
Herhalde bu ibreti de insanlar duysun diye aramış olabilir. Rabbim hayırlı kapılar açsın size. Amin. Geleceğiniz amin. Güzel olsun, rızkınız bol olsun. Boşandıktan sonra da telaşa gerek yok. Allah yeni kapılar açmak için de Kur'an'da vaat ediyor. Hakikaten zulüm görmüş, sıkıntı çekmiş ve haksız yere boşanmamış, bir haklı sebepten boşanmışsa korkma diyor kadınlara da özellikle. Allah her yerden kapı açar. Rızık kapısı da bol olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Şimdi helallik almak gerekiyor öbür taraftan demek ki. Siz de böyle birisi mesela ayrılıyor mahalleden, bir şey oluyor, bir şey diyor, bir şey çıkıyor ağzınızdan. Sonra ağzınızdan çıkanla sınanıyorsunuz. Kimsenin karısına, kızına lütfen aman şurayı sıkı tutmak lazım. Sonra dönüyor dolaşıyor. Sizin çocuğunuzda, sizin yakınınızda ya da sizde böyle denk gelebiliyor. Peki. Sorabilirsin ama mikrofon gelene kadar size. Şimdi ben bir video göstereceğim size. Güzel bir şey. Düğün var. Şahane. Herkes eğleniyor. Ama bir balkon Kahramanmaraş'ta oluyor. Kaç kişiyi çeker? 20 kişi aynı balkona yüklenince bakın balkon ne oluyor? Hediyeler geliyor gidiyor, bir şeyler oluyor, herkes balkonda toplanmış. Burası bir balkon mu? Evet, Kahramanmaraş'ta düğün evi burası. Herkes de balkonda. Eyvah eyvah. Balkon taşıyamıyor bu kadar insanı. İnşallah hani kamerayı burada... alan da düşüyor, belli oluyor bak. Evet, evet. Bu yan taraf artık taşıyamıyor ve düşüyor. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok ama tabii yaralanmalar var. Acaba insanları mı taşıyamadı, bohçaları mı taşıyamadı? Hocam nereden aklınıza geliyor işte? Çok şeyler var. Bohçada var doğru. Bohçada var orada. Bohçada var. Kahraman var. Oo bak evet daha gelenler var. Bunlar hediyeler herhalde. Hediyeler. Değil mi? Konunun komşunun getirdiği böyle. Pek de mutlular. Çok güzel ama. Şimdi burada tabii ilk kusur oraya 20 kişi toplanırken bunun çökebileceğini düşünmek. İkinci kusurda müteahhit de. Evi yapan kişi de sağlam yapmamış, malzemeden çalmış belli. Yoksa normal balkonlar sağlam olur. Altında da bir direk falan varsa ama bunda direk falan da belki yok. Ağırlık merkezini bulamamış. Kafadan yapmışlar. Öyle bir balkon anlaşılıyor. Ya. Yani oturduğumuz evimizi sağlam yapacağız. Başımıza yıkılmayacak. Başına yıkılacak şekilde yapma. Artık... Deprem yönetmeliğine göre bütün bu, evler yapılıyor ya öyle da yenileniyor. Öyle oluyor. Bazen mesela biz işte ha bu arada size o kadar selam var ki. Ah nerelerden? Nerelerden? Hocam? Bir, Mardin. İki, Allah Batman. O Mardin'e, üç, Batman'a. Siirt. Siirt'e. Dört, Viranşehir. Viranşehir'e. Kucak dolusu herkesin selamı biz var. Biz de buradan selam gönderiyoruz. Şimdi ben size bunu söyledikçe bu sefer millet orada bana yarışa giriyor. Zahide Yetiş'e selam söyle ay, diye. Ay sağ olsunlar. Söylüyor. Ben de söyleyeceğim diye söz veriyorum. O yüzden size selamları çok var. Çok teşekkür ediyorum. Yarın da her yerlere selam İsveç'te, olsun. İsveç'te, Stockholm'da olacağım inşallah. Oo, yarın öğleden sonra orada. Yurt dışında daha da sizi özlüyorlar, özlemle evet. bekliyorlar. Yani buralarda da öyle ama şimdi memleketinden uzakta olup da memleketinden bir de böyle kıymetli bir hoca gelince insanlar daha da özlüyorlar. Çok selamlar vardı. Aleyküm selam. İşte orada bazen sahnelere falan çıkıyoruz. Sonra resim çekmeye falan insanlar yığılıyor. Benim aklıma hep bu geliyor. Ya. Ya göçebilir yani dikkat eyvah, edin. Eyvah ben de yayında göstereyim daha çok gelecek aklını yani 100 kişi falan birden çıkarsa ya da bir salon aşırı kalabalık izdiham oluyor. Orası diyelim ki normal kalabalığa göre düşünülmüş. 2 kat 3 kat insan olursa taşımıyor. Bunlar da hesap etmesi lazım görevlileri. Doğru. Peki size bir soru var buyurun. Soru mu var? Sorum var sana. Sor kuzum. Benim bir arkadaşım var. Eşinden ayrılmıştı. Eşi başka yerde kalıyordu, kendi evinde kalıyordu. Şimdi eşi kanser oldu, akciğer kanseri çok kötü durumda. Oğullar da illaki anne babama bakacaksın diyor. Kadın da ayrılmış şimdi, nasıl bakacağım ben diyor. Onu dedi Mustafa hocama bir sorar resmen, mısın dedi. Resmen mi ayrılmış dini nikah? Dini nikahtan da resmen de ayrıldı. Kaç sene oldu ayrılalı? 6 ay falan oldu ayrılalı. Ha daha yeni. Hı. O zaman yoktu böyle bir rahatsızlığı falan. Yoktu. Çok mu çektirdiydi hanımına? Çok. Hiç çalışmamış, etmemiş. Hep kadın ona bakmış. Kadın aldık. O şimdi, da artık baka baka. 3 tane de oğlu var. 2 gelini var. Gelinlere bakıtmıyorlar hani. Babamın altını nasıl açacaklar diyor. Yine hoca, annem baksın. Yine çilesini annem evet, çeksin. Evet. Hoca nikahı yapın.
Bakın demiş, etraftan da diyorlarmış ki hayır olmaz, biriyle evlenip ayrılacaksın, ondan sonra eşinle nikah olacaksın. Şimdi bakalım etraf... Onu bir sorar mısın dedi, onun için ben tamam, sordum. Şöyle yapalım, çok güzel bir soru. Evet. Eşini size yıllarca çektiriyor. Sonra ayrılıyorsunuz nihayet. Aa, üç tane de oğlan yapmışsınız ona, iki de gelininiz var. Oğlanlar gelinlere acık kıyamıyor. Evet. Yine anne sen bak diyorlar. Adamın çilesi tabii ki Allah kimseye vermesin hastalıkla ama... kadının çilesine dönüşüyor bu sefer. Evet. Soralım bakalım hocamız ama bir reklama gideceğim, geleceğim. Sonra kadın ve erkeğe de arkadaş olabilir mi, olamaz mı onu konuşacağız. Bu şeytandan uzak kalmanın yolları var mı? Bunu da konuşacağız efendim. Azıcık müsaade, Instagram'a da bakıyorum varsa sorularınız diye. Hemen geliyoruz efendim. Hocama bir çay. Ha, çayınız gelmiş. Geldi herhalde. Soğuttunuz mu yoksa hocam? Yok, yeni var. Sosyal medya bunu konuşuyor. Çocuklara dondurma vermek için sıraya soktu. Karşılığında öyle bir şey yaptı ki hayrete düşüren görüntüler az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Sabah namazı vaktinde geliyor, çıkarttığı ses hayrete düşürüyor. Cami avlusundaki davetsiz misafir az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ta Cuma sabahında. Kim ne istiyor, ne diliyorsanız hepsini gerçek etsin. İslam geldiği zaman akıl ve mantığın ötesindeki her şeyi kaldırdı. Bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişti. En güzel söz Allah'ın kelamıdır. Cahillik en büyük belamız. Birbirimizi ayırmayınız lütfen. Dünyada da ahirette de işi zor. Anayla evladı arasına girilmez. Bakabilir miyim? Dokundun artık, bu senin oldu, alma mı? Hadi. Siz gelmeden manileri söyledik, coştuk, buralara koştuk. Veli toplantısına çocuklar da girsin. Ne mahsuru var? Dinimizde bir defa çocuğun suçu yok. Aysun Hanım, Resim Bey'e eş olmayı kabul ettiniz. Ettim. İnşallah Allah bizi vesile kılar. Dur bakalım. Sosyal medya bunu konuşuyor. Çocuklara dondurma vermek için sıraya soktu. Karşılığında öyle bir şey yaptı ki hayrete düşüren görüntüler az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Yemin ediyorum sinirim bozuluyor. Bu videoyu göstereceğim size. İnsan hangi akla hizmet böyle bir şey yapar ya? Çocuklara dondurma veriyorsun. Peki karşılığında tokat atma. Tokat atıp dondurma veriyor adam. Yani ben bu adamın ruh sağlığından şüpheliyim. Bu adamı bir an önce alıp uygun bir merkeze götürsünler diye düşünüyorum. Hocama soracağım. Hocam kısa soru cevap yapalım mı? Buyur. Instagram sorularına baktım biz reklamdayken. Zayda ablacığım diyor, kaynanam tarafından çok dışlanıyorum. Çok kötü davranıyor bana. Ağır hakaretler söylüyor. İnsanlara kötülüyor. İftiralar atıyor. Hakkımı helal etmediğimi, Allah'a havale ettiğimi söyledim. Bunun bana bir günahı var mı? Ne yaparsa yapsın hiç karşılık vermedim. Aynı apartmanda oturuyorlarmış. Evlerde karşılıklı daireler hayatım bazen çekilmez oluyor. Ben ne yapayım demiş. Evet. Şimdi aynı apartmanda oturmayı tavsiye etmiyoruz evlilere. Kayınvalidenin yaptığı da bu zaten haram bir şey. Günaha giriyor. Yani bu kadar zulüm olmaz. Sonunda belki ona muhtaç olacak. O farkında mı acaba yaptığının? Yani farkında olmasa fark ettirirler ona bir zaman gelir. İnşallah öyle olmadan iyi anlaşmaya yani başlarlar. Bu kardeşimiz ecrini alır ama mümkünse oradan taşınsınlar. Peki. İsimsiz soruyorum. Peki kızı varmış. Kızın adını söylersem o da anlaşılacak. Başka bir isim koymayı düşünüyorduk. Ama eşim benden habersiz ismini koyup kimliğini de çıkarttı. Kulağına daha ismi söylenmedi. Üç isim koysak olur mu diyor. Esas olan kimlikte ismi neyse odur. Yani işte biz ezanı kulağına şöyle okutalım da kimliğe başka yazalım. Bu doğru değil. Hmm. Yani bir insanın bir tane ismi olur. Kimlikte başka, ezanda başka, ahirette başka, böyle isim olmaz. İnsanlar onu nasıl tanıyor, kendini nasıl tanımlıyorsa ismi odur. Ahirette de öyle çağrılacak. Yeni bir isim koymaya gerek yok. Rıza gösterecekler. Eşler kendi aralarında da birbirlerinin rızasını alacak isim koyarken. İsim koyarken herhangi birisinin anne babanın fazlalığı var mı? Anne baba karar beraber verecekler. %50. Anlaşamıyorlarsa kura çekerler veya çift isim koyarlar. Birinin dediğini diğerine. İkisi de olmuş olur. Peki, kızlar ve erkekler arkadaş olamaz mı? Niye olamaz diye soracağım ama hanımefendinin sorusu çok güzeldi. Bir daha sorsana kuzum sorunu.
Şimdi senin bir arkadaşın var, boşandı 6 ay oldu. Kocasından da zamanında çok çekti. Mikrofonu yakın tut. Çok çekti. Gelmez. Kaç sene evli kaldılar? 30 sene evli kaldı. 30 yaşında büyük oğlu. 30'dan fazladır o zaman o. Bir ömür geçirmiş, bir ömür de çekmiş mi bu adam? Evet, adam çalışmadı zaten. Kadın çalıştı, çocuklarını büyüttü. Annesinde kalıyordu adam. Şimdi, 6 aydır ama ayrıldılar ya. O kadın kadın ayrıldı. Hı-hı. Fakat tekrar bakması için çağırıyor çocukları. Çocukları, Buna da bir kılıf bulalım diyorlar. Evet. Bunlar boşaldı, ayrıldı ama bir imam nikahı ya da dini nikah kıyalım, gelsin baksın. Hoca nikahı yapalım hoca diyorlar. Nikahı. Hoca nikahı bu kadar ucuz mu, kıyınca gelince böyle ya, hem karısı olmayacak. Etraftan da komşular diyormuş, hayır öyle olmaz, hayır. Günah. Bir de demişler bir daha evlen. Evlen, ayrıl, tekrar nikah olur. Bu şimdi yanlış anlaşılıyor. Bakın sevgili kardeşim, bir insan eşinden boşandıktan sonra o eşiyle tekrar evlenebilir. Resmen boşandınız, ayrıldınız, herkes ayrıldığınızı biliyor. Ayrıldınız yani. O gitti köyüne, o gitti köyüne. Bunlar bir daha evlenebilir mi? Evet. Tekrar nikah kıyarlar. Ama öyle göstermelik nikahlı olmaz bu. Gerçek nikah kıyılacak, evlenecekler. Bir daha ayrıldılar. Bir daha kıyılabilir mi? Kıyılabilir. Yani iki boşamayla üç kez nikah kıyılabilir. Üçüncü boşamadan sonra, artık iki defa boşadı, üç defa evlendi ya, boşadıktan sonra o kadın o adama doğrudan tekrar nikah kıydıramaz. Evlenmiş, boşanmış, bir daha evlenmiş, bir daha boşanmış, bir daha evlenmiş, bir daha boşanırsa o kadın o adamla evlenemez. Ne yapacak? Gider bir başkasıyla evlenmiş olabilir, o da öyle kağıt üzerinde evlenme falan değil. Gerçek evlilik yapmış olabilir. Kocası ölmüştür ya da işte ayrılmışlardır falan. Bu tarafta boşanmıştır. Ya biz iki defa, üç defa boşandık ama gel bir daha birbirimize muhtaç olduk, bir daha evlenelim derse evlenebilir. Ancak böyle bu şart var. Peki hocam, burada kadın istiyor mu ki bu adama bakmayı? Şimdi burada kadın istemiyor. Burada iki tane olmaz istiyor. Var. Bir, kadın ayrılmış ve istemiyor. Bu kadın bu hizmeti yapmak zorunda değil. Bitti, ilişkili bitti. Üç çocuğunun olabilir mi? Hayır. Bitti. İki, böyle göstermelik bir nikahla kağıt üstünde ya da laf arasında böyle bir evlilik zaten olmaz. O ona haram olur. Bir araya gelemezler. O da yanlış. Çocukların ısrar etmesi, babamıza bakacaksın. Çocukları demesi. Çok akıllıysa kendileri baksınlar. Daha yani, ne desin hocam? Şimdi iki tane gelini yani. Var da hani gelinler, ya gelinler baksın, boşanmış bakamaz. Anaları gelsin baksın. Kadın yani. Zaten çile çekmiş, bir de gelsin adama baksın. Böyle aynen şey yok. Öyle yani. Hiç alakası yok. Hani onlar düşünüyor, hoca nikahı yapalım. Yok baksın. Olmaz. Onun için şeyini bulmuş. Hoca nikahı falan yok. Hoca çok, aynen sen bak bu bölümü seyrettir şimdi onları. Şimdi o izliyor. İzliyorsa evet. Olmaz. Kesinlikle öyle bir nikah falan olmaz. Günaha girerler. Oğlanların da bakacaksın deme hakları yok. Kardeşi bakabiliyorum. Nikah kıyarlarsa aynen evlenmiş olurlar. Karı koca olurlar. Ama kadın istemiyorsa? İstemiyorsa zorla yaptırır. Zorla da eski kocasına baktıramazlar tabii canım, yani. Baktıramaz, yani nikah o çocukların satıyamaz. Zoruyla bakmak istiyor. Yok. Ama kendi gönülden istemiyor aslında. Gönlünde evlenmek varsa gelsin. Vallahi evet. Hanımların kıymetini bileceksiniz zamanında. Çektir çileyi. Canım kocasının kıymetini de bilsiniz hanımlar. Herkes hanımlar hanım. Da kocanın tek taraflı konuşma bilsin yani. De. Hayır yani şimdi burada durum böyle olduğu için. Ya, burası öyle. Burası öyle ama kadınlar da kadınlar hata yapmıyor mu? Yapıyor. Tabii ki. Sabretmiyor. Yani. Tabii. Efendim kocası düştüğü zaman, hasta olduğu zaman terk ediyor gidiyor. Evet. Böyle tekmeyi arkadan vurmak o da doğru değil. Öyle ne kadına ne erkeğe yakışmıyor. Tabii. Aynen. Peki. Evet. Kızlar ve erkekler arkadaş olabilir mi, olamaz mı? Hiç kız arkadaşınız olmadı mı hocam? Ya arkadaşlık ne ya demek arkadaş şimdi? Mı? Arkadaşlık şöyle, biz sınıflarda erkekler, kızlar yan yana oturduk, yan yana ders çalıştık, yan yana efendim işte gruplar yaptık vesaire. İşte yabancı dil öğrendik, şu grup erkekler, kızlar karışık, siz şunu söyleyin, bunu ödevler yaptık. Bu anlamdaki arkadaşlık normal. Bu çünkü toplum içerisindesiniz. Bir iş yaparken, iş arkadaşlığı bu. Tabii. Ya da okul arkadaşlığı. Ama mahalle arkadaşlığı. Kızla erkek arkadaş olur demek o başka bir şey. Yabancı bir kız, yabancı bir erkekle gezmek, tozmak, gönül eğlendirmek anlamında arkadaşsa dinde buna yer yok. Çünkü yok, iyi niyetle, evlenmek niyetiyle buluşabilir, görüşebilirler ve onun da bir sınırı var. Ölçüsüz olmaz. Yani affedersiniz,
koklaşacaklar, öpüşecekler, bilmem ne, arkadaş olacak. Sizin dediğiniz sevgili, tırnak içinde sevgili. O değil. Ama burada söylenen başka bir şey olabilir mi? Yok. Burada erkekler din ve meşru dünya işlerinin gerektirdiği ve izin verdiği kadar karşı cinsle beraber olur. Tamam işte bu. Ha, aynı mekanı, dün, aynı meclisi, topluluğu, işi, hizmeti paylaşırlar. Tamam. Ama bu arkadaşlık değildir diyor. İşte bu arkadaşlık, bunu arkadaşlık diyelim. Diğeri sevgili olmak diyelim. Sevgili olmak. Ama burada arkadaşlıktan bahsediyoruz. Sevgililik başka bir şey. Ama arkadaşlık ilişkisi işte karşı cinsle kurulmaya müsait bir ilişki değildir. Burada bunu söyleyen hocamız diyor ki bu dünya ve dinle ilgili bir takım ortak projelerde beraber çalışabilirler, görüşebilirler. Bunda sıkıntı yok. Pek öyle demiyor gibi. Kızlar kızlarla, erkekler de erkeklerle arkadaş olurlar. Başı böyle. Şurada hocam bakın şeyi okuyayım. Kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle arkadaş ya olur. Ya bu gezmek, dolaşmak, tozmak adına söylüyor bunu. Siz de lafı öyle iler mi? Böyle. Ha ben yani burada hiç sevgililik anlamadım. Ben tamamen arkadaş olamaz. Hocanın arkadaş belki, bile olamaz. Hani kelime düşüklüğü olabilir. Belki az önce bana geldiler dedim ya ben. Onun gibi yani başını sonu düşünmeyince hemen adama ne geldi? Yani gelen iki kişi yani onu kastediyor. Burada da öyle bir kasıt var. Çünkü hocamız Hayrettin Karaman. Dünya çapında bir hoca, öyle sıradan. İlahiyatçı, ben de doğru anlamaya çalıştığım için soruyorum size. Sıradan bir hoca değil, bizim de hocamız. Hoca bu konularda, kadın hakları konusunda bize rehber. Yani çok ileri görüşlü bir insan. Sizin söylediklerinizle, yani çıkaracağınız yorumla Hayrettin Hoca'nın hiçbir alakası yok, tam tersi. O zaman doğrusunu anlamış olalım. Doğrusunu, hocan söylemek istediği şu, geçen hafta bunu ben de söyledim bir soru üzerine. Kızım geziyor, oğlum geziyor, çok hediyeler alıyor, kız da istiyor. Niye geziyorlar? Flört yapıyorlar dedi. Hı. Önce flörtü sorgulayacağız diye anlattım ya. Yani kızla erkek evlenmek niyeti olmaksızın birbirleriyle gezecek, tozacak. Ondan sonra her şeyi yapacaklar. Efendim biz anlaşamadık, ayrıldık. Bu din bunu tasvip etmez. Erkek için de, kız için de. Buradaki arkadaşlığa yüklediğiniz manaya yok, bağlı. Yok, o değil. Ben yoksa mahalle zaten, arkadaşı, ama hoca onu başta arkadaşı söylemiş. Diyor ki bak, dünya ve dinle ilgili bir takım projelerde ya da işlerde beraber yer alabilirler. Bu arkadaşlık değildir diyerek arkadaşlığa ayrı bir mana yüklüyor. Sevgili olmayı kullanmamış orada. Belki edebe mugayet falan gördüğü için kullanmamış olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğiz. Belki biz daha doğru anlayalım diye özellikle açmamız. Ama tartışmış olduk. Bizim bu konuyla ilgili yanlış sağa sola çekmek isteyenlere de doğrusunu söylemiş olduk. Tabii ki öyle. Böyle de anlaşılabileceğini vurgulamak istedik öyle, ki. Ölçü şu. Bakın arkadaş, ölçü şu. Bir sürü arkadaşım var. Okul arkadaşım, sınıf arkadaşım, mahalle arkadaşım. Tabii olacak yani. Olmaz mı insan? Sanki hani onlar da olamaz gibi. Ortak faydalarınız var. Olmaz mı? Yani insanın mahalle arkadaşı vardır kızlardan. Tabii. Çocukluğumuz beraber. Yıllar sonra görürsünüz. Kardeşiniz görmüşten daha fazla sevinirsiniz. Evet. Okul arkadaşınız vardır vesaire. Bunlar tabii şeyler. Hayatın akışı bunlar. Bunlar olmadan hayat olmaz zaten. İşte biz sanki bunlar da olamazmış Hayır, gibi asla, mi asla. Acaba dediğimiz için asla. Size. Biz ölçü ne? Ölçü şu. İnsanlar birbirleriyle görüşüp konuşurlar. Bakın biz burada hanım kardeşlerimizin karşısında görüşüyoruz, konuşuyoruz. Problemlerini varsa dinliyoruz. Efendim bir masa etrafında öğrencilerimize ders anlatıyoruz. Efendim ödev veriyoruz. Hem onlar araştırıyorlar. Tabii tabii kız öğrenciler. Kız öğrenciler araştırma yapıyorlar. İnceleme yapıyorlar. Beraber bazı kitap yazıyorlar. Şimdi bütün bunlar varken şu bizim söylediğimiz şu. Bir nikahı birbirine düşecek iki gencin kapalı kapılar ardında yalnız kalmaları, gece gündüz beraber yolculuk yapmaları, beraber gezmeleri, beraber işte o dediğiniz flört var ya, sevgili tarzı. O başka bir ya dünya bu, hadi. Ama bu arkadaş, din bunu onaylamaz. Din nikah yoksa bütün bunlara dinimiz diyor ki harama düşmüş olursun. Niyetiniz evlilikse? Niyetin evlilikse onun da kuralı var. Onu da ha, söylüyor. Onu da, hoca o da zaman onu söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Niyetiniz evlilikse toplum içerisinde yine yalnız kalmamak şartıyla tesettüre, edebe, riayet ederek karşılıklı konuşmalarınız, yemek yemeniz, alışverişleriniz vesaire bunlar hepsi nasıl tanıyacağız caizdir. Tabii. Peki. Şimdi sorabilirsin kuzum. Ama yakın tut mikrofonu. Hayırlı cumalar size. Hayırlı cumalar olsun. Hocam gelinim 8 aylık hamile. Sürekli doktora gidip geliyordu. Şimdiye kadar sorun yoktu. Detaylı bir ultrason verdi. Dedi doktorlar dediler ki çocuk %90 engelli, çocuğu detaylamamız lazım. Yani kaçıncı ayda şu anda? Sonlandırmamız lazım hamileliği dediler. 8 aylık. Çocuk %50.
%90 %90 engelli. Burada anneye herhangi bir tehlike yok, var mı? Tehlikesi yok. Tehlikesi yok. Tehlike, anneye tehlike yoksa kürtaja dinimizde müsaade yok. Ya. Hocam bize dua engellinin istiyorum. De doğma dua hakkı var. Öyle mi? Tabii. Hani o çocuğun yaşayacağı sıkıntı, ailenin bilemiyoruz. Yaşayacağı belki sıkıntı düzelecek, belki de söylendiği gibi olmayacak. Belki bir tıp hani ilerledi ve görüyorlar veya artık veya o ama şekilde yaşayacak. E bu şimdi bu şekilde yaşayacak. Yaşayacak bir şeyi niye öldürüyorsun? Allah sınamasın böyle şeylerle inşallah. Bir de Zahide Hanım'a bir sorun var. Heh. Ablam kendisi rahatsız Elazığ'da. Enetrikte oturamıyor. Ne yapamıyor? Yakın tut mikrofonu. Enetrik çekiyor. Elektrik çekiyor ne demek? Ya oturamıyor ışıkta. Diyor ışık beni çekiyor. Işık beni çekiyor diyor. Işık beni çekiyor diyor. Enetrikleme oluyor vücudumda. Yakın tut lütfen. Nereye çekiyormuş ışık? Ya enetrikte diyor oturamıyorum işte rahatsız oluyorum vücudum. Yani aydınlıktan mı bahsediyor? Gözlerinde mi bir sıkıntı var? Yok gözlerinde değil vücutta. Vücudum diyor yanıyor işte enetrikleme oluyor. Vücudumda enetrikleme doktora oluyor. Doktora gitti mi? Gitti 2 senedir gitti doktorlara. Kimse yani doktorlar bir teşhis koyamadılar. Peki bir gelsin buraya. Elektrik çekmesini ben ilk defa duydum. İşte onun için geldim Zahide Hanım. Peki gelsin buraya bir göstereyim. Ne zaman gelecek? Ben. Tamam kuzum. Ne zaman gelecek yani? Ne zaman, bir ne zaman uygunsanız siz gelin. Benim bir sürü doktorum var zaten. Bir bakalım bakalım. Başka bir şey olabilir. Dur onu şöyle yapalım. Sen bana sonra onu ayrıntılı anlat. Tamam mı? Ekiple beraber paylaşalım. Kardeşin gelsin bir bakalım. Tamam. Şimdi biri çocuklara dondurma veriyor. Çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bak buraya kadar ne kadar güzel. Ama dondurmayı bedava vermiyor. Karşılığında para almıyor ama ben gözlerime inanamadım. Çocuklara bir şey karşılığında dondurma veriyor. O şey ne? Rize'ye Çamlıhemşin ilçesine götürüyoruz. Ben acilen bu adamın bir psikolojik tedavi görmesi tarafındayım. Bakalım hocam ne diyecek? Buyurun izleyelim. Dondurmasını alan gidiyor ama tokatı yiyen de gidiyor. Dondurmanın karşılığında çocuklara tokat atıyor. Hadi ben hayatımda böyle bir şeyi ne duydum ne gördüm. Hayal bile edemem yani. Çocuklar da yavrum dondurma için bir de sonra zorla yapıyor bunu yani. Bu hem psikolojik tedavi görmesi lazım hem de derhal müdahale edilme. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Benim aklım fikrim almadı yani. Hocam ne düşünüyorsunuz? Hasta dediğiniz gibi. Yani bir de vuramayınca tekrar vurmak için çağırıyor yanına. Yani evet. Şaka yapsa böyle şaka olmaz. Bilerek yapıyor. Yani bu kafaya koymuş her çocuğa vuracağım bir şamar. Bunun da yapabilmek için birer dondurma vereyim diye. Dondurmayı istismar ediyorum. Kullanıyor maalesef küçük çocuklara. Hepsine. Bu nedir yani? Bu çocuklardan birisi yazık. Benim olsa olay çıkartırım yani. Zaten, hani çocuğun aklı yok mu gitmesin oraya diyemezsiniz. Neyse, çocuk zaten o çünkü. İhbar etmiş oldunuz. Bu işlem yapılmalı bu adam hakkında. Aynen öyle. Çok, bu da bir tacizin başka tarafı. Çamlıhemşin lütfen. Çok çirkin. Bu kişiyi bilen duyan varsa tabii. Yani bunu ihbar kabul etsin yetkililerimiz. Bu olacak bir şey değil yani. Oh, piyasada ne kadar şeytan varmış. Aman hocam ne kadar. 8 tane bir dedin de ya. Bir de kediyi hapsetmiş. 8. 8 tane değil 80 tane. Peki hocam şimdi hadi sıkıştırdınız beni o kadar. Peki. Peki buyurun. Biz şeytanı sen çıkardın ben niye buyurayım? Şeytanı çıkaran sensin. Bak dedim ki nereden hocam ya? Notlarımda var. Nerede notu? Şeytanı kovan, uzaklaştıran 8 şey varmış. Tamam. Hocam dedik 18 de olabilir. Olabilir tabii çok şey olabilir. Peki ne zaman şeytan bize yaklaşmaz? Madem biliyorsun söyle dedi kaldın mı ben? Öyle. Gerçi birkaç şey tuttu değil mi galiba? Hayır notlar bize aitmiş doğru. Şimdi ben de söyleyemedim onu. Hocadan geldi zaten doğru. Bu. Doğru. Benim asistanımdan gelmiş. Fakat mesele şu. Şimdi şeytanı kovan 8 şey. İbn Hacer el-Askalani diye bir alim var. 1400'lü yıllarda yaşamış. 852 Hicri, 1450'lerde miladi. Bu zatın bir şey, iki şey, üç şey değil böyle güzel sözleri topladığı bir kitap var. Münebbihat diyoruz. Münebbihat da şeytanı kovan 8 şey demiş. Ama bunun Kur'an'da, hadiste falan yeri yok. O kendine göre 8 tane tespit etmiş. Şimdi ben de Kur'an'dan ve sünnetten 8 olmadığını biliyorum. Böyle 8 diye bir şey yok.
Ha, münebbihatta maddeler var. Üçer, beşer, yedişer, sekizer diye. Sekiz şey diye oraya koyduğu için münebbihattan Zahide Hanım'a da vermişler. Sekiz şey şeytan. Ben de dedim 18 de olabilir. Şimdi iş düzeldi. Zahide Hanım da haksız değil. Bu münebbihatta geçiyor. Sekiz şey diye. O sekiz şey de bende de var. Doğru. Ben de düzelteyim. Size biraz haksızlık ettim. Onu da düzeltmiş olayım. Yok hocam, ama bu 8 değil 18 de olur. 3 de olur. Ha. Mesela neymiş? Ezan okununca şeytan kaçar. Mesela İmam Gazali de diyor ki çocuklarınız yaramaz mı? Huysuz mu? Onun kulağına ezan okursanız biz burada okuduk ya. O ilk ezanı hatırlar ve o kendini düzeltir. Yaramazlığı düzelir diyor. Çocukların kulağına sık sık ezan okumak ya da ezan dinletmek o yaramazlığını alıyor. Bu önemli. Büyüye de faydası var. Ezan okunca şeytan duramıyor, kaçıyor. Allah Allah. Ezan okunan yer. Bu ezanın kıymetini anlatıyor aynı zamanda. Ezan çok kıymetli. Euzu çekince, euzu besmele şeytan duramaz. Çünkü Allah'ın kelamıdır bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım deyince şeytan bizden kaçıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince bundan da rahatsız oluyor şeytan. Yani şeytanı rahatsız edecek şeyler yapmamız lazım. Bundan da kaçıyor. Dördüncüsü ayetel kürsi. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Ya'lem ma ben eydihim ve ma halfehum ve la yuhituna bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Vesi'a kürsiyuhu semavati vel ard ve la ye'uduhu hufzuhuma ve huvel aliyyul azim. Sadakallahu lazim. Biraz hızlı okudum, kusura bakmayın. Ayetel kürsü okuyunca bu bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bunda da şeytan kaçıyor. Hüvallahüllezi diye başlayan ayetler var. Haşir suresinin son 3 ayeti. Onu da okumuş olalım. Şeytanlar kaçsın. Evet, madem öyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade hüverrahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illahu el melikül kuddusus selamul müminül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir Sübhanallahi amma yüşrikun Hüvallahül halikul bari'ül musavviru lehül esmaül husna yusebbihu lehu ma fissemavati vel ard ve huvel azizül hakim. Bunu okuduk, şeytan kaçtı. Biri bu. İhlas suresinden kaçıyor. İhlas'tan rahatsız oluyor. Kulhüvallahu ahad'dan rahatsız oluyor. Felak ve Nas surelerinden kaçıyor, 8 ediyor. Bunlardan başka mesela yine şeytan vesvese verdiğinde, şeytan gelecekken okunacak dualar var. Onları da başka bir programda Fatiha söyleyeyim. Fatiha şifadır, efendim Bakara suresinin son ayetleri, yine Ali İmran suresindeki bazı ayetler Peygamberimiz okumuş. Bunlar okunabilir. 8 şey var ama bu 18 de olabilir, 5 de olabilir. Haklısınız. Haksızlık yaptım, özür diliyorum. Estağfurullah size. Hocam, estağfurullah. Tamam. Siz her zaman bizim başımızın tacısınız. Ama benim söylediğimde... Beni nasıl sıkıştırdınız ama hocam? Söyle bakayım dedi, şöyle, kaldım böyle. Şöyle yani beni 8'le sınırlayınca, 8 doğru, şey doğru deyince ben orada dedim, hayır 8 değil. Bu 7 de olur, 5 de olur, 18 de olur. Şeytanı yani uzaklaştıracak şeyler yok anladım. Ben 8'de değil de siz 8'e takılmışsınız meğer. Tabii ben 8'e takıldım. Ben şeytanı uzaklaştıracak şeyler nasıl olmaz ama işte ne bileyim Allah'ı anmak, iyi fikirler, yani okumak, Kur'an diye düşündüğüm için. Onun 8'le sınırlanması doğru değil. Peki hocam, şimdi bir para ödülü var. 50.000 TL para verecek kim? Doğukan Bey kime verecek? Adana'dan mı ulaşıyor bize Doğukan Bey? Doğukan Bey merhaba. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar, teşekkür ediyoruz. Siz bir dernek kurmuşsunuz Adana'da. Evet. Düz Dünya Derneği. Evet. Şimdi dünya düz mü yuvarlak mı size göre? Bana göre alabildiğince düz, dümdüz. Yani biz... hocamız Kur'an'dan da örnek veriyor. Ben düz dünyayı anlatırken aslında Kur'an'dan örnek vermeye en sonda örnek veriyorum. Kur'an'da bile yeryüzü olarak geçiyoruz. Bir gezegen değil, küre olan uzayda bir gezegen değil, yeryüzü olarak geçiyoruz. Hazır hocamız da böyle Kur'an'dan bahsetmişken ilk olarak ben bu sefer böyle söylemek istiyorum. Dünya bana göre dümdüz. Yeryüzü dediğiniz nedir? Hangi ayetten bahsediyorsunuz? Hani Kur'an'da şurası diyebileceğiniz bir yer var mı? Tam hakim olamadığım için yanlış şimdi bilgi vermek istemiyorum. Okuduğum yerlerden aklımda kalanları söylüyorum. Biliyorsunuz ki birçok farklı meal çevirileri var. Ben şimdi sadece ortak düşünceyi söylüyorum şu anda. Şimdi isminiz neydi?
Doğukan Özkan efendim. Doğukan. 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 Evet efendim. Kur'an-ı Kerim'de semavat ve arz geçer. Arz, evet efendim. Arz kelimesi Arapça dünya demektir, yeryüzü demektir. Yeryüzünden siz yüz kelimesinden mi düz olduğunu anlıyorsunuz? Hayır, hocam yanlış bir başlangıç yaptım diye sayalım. Ben diğer şekilde size örnek verebilir miyim? Dünyanın düz olduğuna nasıl kanaat getirdim? Söyle bakalım. Şu anda teknoloji herkesin elinde var. Yani bir NASA'nın değil ya da Avrupa'da değil, teknoloji şu anda herkesin elinde, cebinde. Yani tamam. Bir 3000 liraya, bir 5000 liraya bir teleskop alabiliyorsunuz ya da tamam. Çok ucuz rakamlara gökyüzüne balon gönderebiliyorsunuz. Bu balonlar yükseldiği zaman maksimum 40 kilometreye kadar, yani 130 bin feet denilen bir rakama kadar bu balonlar çıkabiliyor. Ve burada görünen görüntüler tamamıyla dümdüz. Yani bir NASA olsun, ESA, SpaceX, bu uzay şirketlerinin, uzay kuruluşlarının şimdi, bizlere gösterdiği görüntülerin dışında. Doğukan. Buyurun hocam. Sevgili kardeşim. Buyurun hocam. İlkokulu okudunuz mu? İlkokulu okudum hocam. Sonra? Okul hayatımı devam ettirdim. Üniversite mezunuyum hocam. Fark ederse eğer. Tamam, o zaman sana birincisi Kur'an-ı Kerim'de dünya düz diye bir şey yok. Tam tersine döndüğüne dair ayetler var. İkincisi, ilkokuldan başlayalım. Bırakın üniversiteyi, ilkokulu okudunuz. Size dünyanın yuvarlak olduğunu anlatmak için gemi örneği verilir. Geminin evet. Önce bacasını görürsünüz, güvertesini. Sonra yavaş yavaş aşağısını, sonra yavaş yavaş aşağısını, sonra tamamını görürsünüz denizden gelen geminin. Evet hocam. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu göstermiyor mu kardeş? Hocam çok özür diliyorum. Diyeceğim şeyi sakın yanlış anlamayın. Biz artık bu gemi örneğine gülüyoruz yani bize söylendiği zaman. Özür diliyorum, lütfen üzerinize almayın şahsi. Ben hemen onu açıklayayım. Niye? Ben yani hemen dümdüz olsa küçük bir noktacık olur. Tabii. Tamamı yavaş yavaş bulur. Tamamını görürsünüz dümdüz olsa. Rabbimiz bizi kısıtlı yaratmış değil mi efendim? Elbette yani öyle var. Ama mantıklı ve akıllı da yaratmış. Peki ay düz mü yuvarlak mı? Anlatacağım. Ay düz mü yuvarlak mı? Bir saniye hocam, gemi örneğini tamamlayayım, ondan sonra devam edelim hocam. Tamam. Gemi örneğini ben bizzat kendim deneyle gözlemledim. Hı hı. Gemiler ufuk çizgisinden kaybolmuyor, sadece uzaklaşıyor. Gemiyi görmememizi sağlayan uzakta oluşan serap etkisi, hava etkisi. Mesela internette benim videom haricinde yüzlerce video var. İnsanlar dedim ya, teknoloji şu an herkesin elinde. İyi bir teleskopla geminin uzaklaştığında, zoom yaptığınızda gemi geri ortaya çıkıyor. Eğim nerede? Dünyanın yuvarlaklığı nerede? Ve bazı görüntülerde gemilerin havada uçuyormuş gibi gözüktüğü videolar da var. Peki bir yani uçağın bu aynı noktaya, biz video demiyoruz, çıplak gözle dönüp tekrar aynı çıplak noktaya gözlük gelmesi, eğer düz olsaydı bir yerde bitmiş olması lazımdı uçağın. Yani ekvator çizgisinden başlatsanız bir uçağı, evet, dünyanın etrafını dönse uçak yine aynı yere gelecek. Geliyor zaten. Tamam. Geliyor. Düz dünya modeline göre de bu aynı. Düz dünya modeline göre de aynı. Bir noktadan aynı şekilde 360 derece döndüğünüz zaman bir kısmı, çok özür, bir kısmı burası, bir kısmı da burası mı diye düşünüyorsunuz? Yoksa dünya şimdi, sadece böyle burada mı? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Televizyonda yayınlanan görseller tamamıyla yanlış. Tamamıyla neyse yanlış. Allah Allah. Şimdi peki. Yani sizin ispat edeceğiniz bir şey yok. Sadece argüman olarak, teori olarak söylüyorsunuz. Hocam İddiasın. İnternette benim 300 tane videom var. Sen bak çoğu az önce deney dedin ki internette göz yanılması çok mümkün oluyor. İnternetteki videolara biz güvenmiyoruz zaten. Biz bilime güveniyoruz. Dünya yuvarlaktır, elips şeklindedir. Yukarısı ve aşağısı basıktır ve yeryüzünü biz üstten ve alttan eksiltiyoruz diyor Cenab-ı Hak. Dünya derinlemesine de alttan. Bu tarafta efendim bir okyanus varsa karşı tarafında da okyanus var. Ve bunlar yuvarlak olduğunu, başladığınız noktaya tekrar geldiğinizi görüyorsunuz. 40 bin kilometredir dünyanın çapı. Bunlar ölçülmüş, uzaydan gözlemleniyor. Ayı görüyoruz, yıldızları görüyoruz. Bugün tekniğinde, fakat internet dünyasında bir moda oluştu. Eskiye dönüş var. Eskiden Hristiyanlar orta çağda dünya düzdür, batıya sürekli batıya giderseniz biter, oradan da cehenneme düşersiniz derlermiş ve onlara Müslümanlar dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdiler. Elizabeth'e, kraliçe Elizabeth'e Müslümanlar dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor, ben de onlara inanıyorum diyen Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmiştir ve Piri Reis'in haritası da dahil bütün haritalarda dünya yuvarlaktır. Artık bunu tartışmak
akla, bilime ziyandır. İnternet üzerinde size inanan ya da sizin görüşünüze uyan insanlar bulabilirsiniz ama akıllı insan bu işlere gelmez kardeşim. Hocam teşekkür tamam. Ediyoruz. Sevgili kardeşim zaten ispatlanmadığını siz kendiniz söylüyorsunuz. Çünkü ispatlanırsa 50 bin lirayı vereceğim diyorsunuz. Ne diyelim, hayırlısı, her görüşe saygımız sonsuz tabii ki. Teşekkür ediyoruz size. Evet. Hocam ya arkadaşlar şu arkadaşına şaka yapmaya çalışan videoyu da hazırlar mısınız? Böyle bir şaka olur mu ya? Canından edecek arkadaşın neredeyse. Şimdi o video hazırlanana kadar belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, Nuh'un gemisinin kalıntılarının Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinde olduğunu savunarak haftalar süren çalışmaların sonunda alınan yeraltı radar görüntülerinde gemi gövdesinin görüldüğünü bütün gerçekliğiyle kanıtlamış denen bir haber. Sizin bilginiz dahilinde midir acaba? Evet, Nuh'un gemisi... Şimdi şöyle, bu haberlerde genellikle Tevrat ve İncil kökenli araştırma yapanlar, oraya inananlar, oradan hareket edenler Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman Nuh'un gemisi Kur'an-ı Kerim'de Cudi Dağı'na oturduğu söyleniyor. Cudi Dağı neresi? Ben araştırma yaptım. Cudi Dağı efendim bizim bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde Irak sınırına 15 kilometre uzaklıkta Dicle Irmağı'nın kıyısında bulunan Cizre'nin 32 kilometre güneydoğusunda Şırnak il merkezine 17 burada kilometre. Da... Cudi Dağı Şırnak'ta. Kur'an-ı Kerim'de Ağrı'da diyor. Kur'an-ı Kerim'de aynen Arapçasını, orijinali Allah'ın kelamını okuyorum. Allah'ın kelamı, bak Allah'ın kelamı bu. Diyor ki ve kudiyel emr, emir tamam oldu, yerine geldi. Festevet alel cudiyi, gemi Cudi Dağı'na oturdu. Cudi Dağı'na oturdu. Cudi Dağı'na, Ağrı Dağı'na Ararat'a demiyor. Cudi Dağı'na oturdu. Kur'an'da açıkça Cudi Dağı diyor. Ağrı Dağı'na Cudi Dağı denmiş mi? Araştırdık. Hayır. Siz televizyon üzerinde, belgesellerde, videolarda dağın üzerinden bir takım nakışlar çizip gemiye benzetip geminin burada yer altında görüntüsü diyebilirsiniz. Böyle bir görüntü olsaydı zaten yer yerinden oynardı. Bu bir çıkartılıp bakılırdı. İddia, biz hep böyle iddiadır. Tasvirleri okuyoruz. İddiadır ama biz yıllarca şunu söylüyoruz. Boş yere Ağrı Dağı'nda aramayın. Gemi Cudi Dağı'ndadır. Bir zaman gelir, bir teknikle inşallah kazılır, ortaya çıkarılır. Ama böyle bir tufanın olduğu bilimseldir. Nuh tufanı, bilim de onu ispat ediyor. Dinler de onu söylüyor. Kur'an-ı Kerim de onu zaten söylüyor. Cudi Dağı'ndadır. Peki bizim hocam, inancımıza göre. Hocam şimdi bir arkadaşı, bir arkadaşına şaka yapmaya çalışıyor. Fakat neredeyse canından edecek arkadaşını. Hani böyle şaka olmaz olsun. Bir izleyelim o görüntüleri. Çok üzüldüm ya. Yazık. İnsanların hani bu kadar kolay olmamalı. Burada gerçekten ölebilirmiş bu insan. Bak. Şimdi böyle gidiyor ikisi. Bir omuz atıyor. Tekere denk geliyor. Allah'tan bir şey oldu. O sırada ne konuşuyorlar? Ne yapıyorlar? Niye böyle bir şey yapma? İki kız bunlar. Bak şimdi. Bayağı bir atıyor. Allah'ım. O lastik şoför göremiyor. Şoförün yapabileceği bir şey yok. Şoför göremiyor. Arka lastik zaten. Tabii bu garezine de yapmıyordur diye umuyorum tabii ama yani gerçi gidiyor, otobüsün gittiğini görüyor şu an aslında. Ama bu kimdir? Nedir? Belki de akraba, bilmiyorum. Biz arkadaş dediler ama hani böyle genç kız gidiyor. Yanında da biri var. O omuz atan biri daha büyük gibi duruyor öbüründen. Yani orada eli girse tekere, Allah korusun, kafası girse vücudu, zaten trafik duruyor. Ama şimdi bir dakika, burada... o şu arkadaki araba ne işi var orada? Bir dakika dur. Beyazın mı? Beyaz bir araba geliyor, bir dakika. O nereden geldi? O sonradan geldi. Ha, sonradan geldi. Ha, o da ne oluyor burada diye duruyor. Zaten önündeki minibüs durduğu için o mecburen durmak zorunda ama burada hiç böyle bir şey tahmin edemezsiniz yani. Of. Şeytana mı uyuyor? Biz her şeyi şeytana ata. Şimdi burada bu kız omuz atarken belki bu kadar hızlı gidebileceğini düşünmemiştir ama oradan otobüs geçtiğini ve kızı iktirdiğinde otobüse doğru gidebileceğini görüyor. Hani desem ki araba arkadan geliyor, kız hiçbir şey görmüyor. Onu da bile yapmamak lazım, caddedesiniz. Sonra da öbürü ayağa kalkıyor, diğerinin yanına geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış, evet. Sen ne yaptın deyip ben delirirdim yani. Eğer şöyle düşse geriye doğru, tam düşse tekerin altına girecek. Allah'tan hani genç de tutuyor kendini.
Burada kasıt var gibi görünüyor. Kasıtlı bu. Ya. Tabii yani otobüsü görüyor çünkü. Otobüsü görüyor. Otobüs çarpsın diye. Arka tekere denk geliyor çarpsın zaten. Diye vuruyor. Otobüsü gördüğü için. Bak otobüse, otobüsün altına kalsın diye ittiriyor. Ama sonra da böyle yapıyor. Ah ben ne yaptım der gibi sonra sarılıyor. Ölmedi bak. Sarılıyor. Allah korusun. Hı-hı. Ama şöyle giderken de aralarında ne kavga, gürültü bir şey tabii buradan belli olmuyor ama. Enteresan. Arkadaşın da iyisini seçmek lazım. Böyle. Yani. Bu maalesef. Şaka değil Allah korusun. Öyle şaka olmaz. Tabii bu şaka canım. Değil canım, alakası yok yani. Ay 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 ay. Peki, ismini vermemiş bir izleyicimiz İstanbul'dan ulaşmış. Günaydın efendim, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Hocam burada dinliyorum sizi. Buyurun. Buyurun efendim. Hocam bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Ben 10 yıllık evliyim. Hı hı. 2 tane çocuğum var. Allah evet. Bağışlasın. Şu ana kadar eşimin beni aldattığını fark etmedim. Yaklaşık 1 haftadır, 2 haftadır ben fark ettim. Hı. 8 yıllık evli olan bir tane kadınla ilişki yaşıyormuş. Kadın evli, boşanmamış ama. Eşiniz ben mi söyledi? Bundan ayrılmadım çünkü eşiniz çocuklarım için ufaktırlar. Kızım 8 yaşında, oğlum 6 yaşında. Peki, kim söyledi? Siz bunu ya? Nasıl öğrendiniz? Ben telefonu yakaladım. Yaklaşık bu bir aydır yatağını ayırmıştı. Benle konuşmuyordu. Ha. Eskisi gibi değildi. İlişkisi yoktu. Size yaklaşmıyordu. Yatağınızı ayırdınız. Telefonunda evet, ne gördünüz? Eskiden çocuklarıyla çok ilgileniyordu böyle. Görmediği saat yoktu. Yaklaşık bir aydır onlarla da ilgilenmiyor artık. Konuşma falan hiçbir şey yok. Geceleri geliyor mu eve? Az önceki bağlanan çocuk adam gibi teknoloji çıktığından beri bizden konuşma şeyi hepsini kesti. O yüzden ben de şüphelendim. Telefonu kurcaladım, yakaladım. Kadına ulaştım, kadını aradım, kadınla konuştum. O ne diyor? Kadın önce yalan etti. Dedi yalan söylüyorsun, öyle bir şey yok. Sonradan açığa getirdi. Dedi evet ilişkimiz var. Herhalde daha önceden ikisi bekarken çıkmışlar. Ondan sonra ilişkilerini hiç kesmemişler. Konuşmuşlar. Ha önceden zaten birbirlerini tanıyorlarmış. Ha evet önceden birbirlerini tanıyorlarmış. Tekrar evlendikten sonra herhalde eşim ondan ilişkisini kesmiş. Ve o internet üzeri benim eşimin numarasını bulmuş. Aramışlar artık eskiden mi konuşmuşlar ne yapsa devam etmiş bu yine. Peki kocanla konuştun mu bunları? Evet konuştum. O da başta inkar etti. Hı hı. Yok dedi öyle bir şey. Ben evet aramış beni. Ben reddetmişim. Ama sonra kabul etti. Evet dedi ben seni aldatmışım falan. İşte vicdanım rahat değil. Ben de şimdi boşanmak durumunda kalmak istemiyorum diyorsun. Zor. Çocuklar var diyorsun. Evet. Çocuklarım için katlanmak zorundayım peki, ben. Peki aile büyükleri biliyor mu? Hayır hiç kimse bilmiyor. Tamam, burada vazifen senin kardeşim bunu. Aile büyüklerini açmak. Kocana ya ben ya o diyeceksin. Yani burada... Ya şöyle bir şey ki benim babam rahatsız, hasta. Söylemek istemiyorum. Onun babası. Olmasın diye. Onun babası annesi. Onun babası annesi yok. Annesi farz geçirdi. 4 yıl boyunca yataktaydı. Yok ben mu ona amca, baktım. Dayı? Yani bir teyze, büyük ona büyük. Akıl verecek. Çekip kenara sen ne yapıyorsun kardeşim? Toplanacaklar. Ona gereken şeyler söylenecek. Bir insan evini çocuklarını ihmal edip evli bir kadına öbür tarafa da birileri devreye girecek. Bu ilişki ya kopacak ya devam edecek ama tek taraflı, iki taraflı ilişki olmaz. Yanlış, günah, haram ve bir sürü kul hakkı var. Yani eşinin hakkını gasp ediyor, çocukların hakkını gasp ediyor. Başkasının hanımına göz koymuş, başkasının namusuyla oynuyor. Bir sürü nereden baksan pislik. Bu şekilde yaşayamaz. İşte ben ona kadına söyledim dedim. Yani ben hadi biz ikimiz kadınız birbirimizi anlamak zorundayız dedim. Sen böyle bir şey nasıl yapıyorsun? Bana kaldırdı dedi ben ilişkimi bozamam senin yüzünden. Zaten seni sevmiyor. İlişkimi bozamam senin yüzünden. Şey karısı ya karşındaki. İşte kocan karar verecek artık. Yani. Ya burada tabii suç kadında var elbette. Erkekte de var. Yani esas erkek burada problem. Hani kadını hep suçluyoruz ya biz karşı tarafı. Ya burada. Senin kocan ona bak. Tabii iki taraf da suçlu. Bunlar
Karar vereceksiniz ya ayrılacaksın, ayrılmak senin hakkın. Yok ben şu anda imkanım yok diyorsan kocan kendisine çeki düzen verecek. Tövbe edecek. Efendim vazgeçecek oraya gitmekten. Ama şöyle bir şey ki hocam. Bana dedi ki Kur'an'ı getirdi, el bastı. Ben böyle bir şey yapmamışım başta. Ben gördüğüm zaman mesajları, konuşmasını yakaladığım zaman, söylediğim zaman ilk şoku atlatmak için Kur'an'a el basıp yalan demiş. Ama sonra evet, Kur'an'ı getirdi, el bastı. Sabah kalktı, işe gidecekti. Kaza geçirdi. Allah'ı kandırdığını zannediyor. Allah üzerine yalan söylüyor, Kur'an üzerine. İflah olmaz. Allah, ben de ona söyledim. Dedim yalan yere yemin içtin. Allah sabah işe gittiğin gibi kaza yaptın. Allah ıslah. Dedim belki bu ufaktan geçirdiğin bir kazadır. Hukuki seni olarak, sadece uyarmış. Hukuki olarak işlem başlat. Yani beni ihmal ediyor diye kanun ona gerekeni yapsın, cezası önce versin. Önce ev sizin mi oturduğunuz ev? Hayır, kira. Eve şer koydur diyecektim hemen. Yani biz kadınların böyle bir hakkı var. Kira eve de gerçi koydurabilirsin ama kirayı senin ödemen gerekir sonrasında. Burası konuttur, evlilik konutumdur diye şer koydurabiliyorsun. Bunu mahkemeye gitmeden önce yapacaksın ki ola ki mesela orayı satmaya kalkar, el değiştirir vesaire, bir de sokakta kalmayın diye söylüyorum. Ben yine de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı tavsiye ederim. Müdürlüklerine başvursun, yol gösterirler, kendisine. Avukat verirler en azından. Tabii ki. Tabii. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcınız olsun. Hocam, bir yıldır devam eden bir mahkeme var. Bu bir yıldır devam eden mahkemenin sonunda 6 tane mezar açılıyor. Ama ben şimdi şeyi tam anlayamadım. Siz bunu benden daha iyi anlarsınız. Şimdi bunlar Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşanıyor. Hayatı boyunca kuzen olarak bildiği kişiler resmi kayıtlarda kardeşi çıkmış. Ben işte orada bir şey yeğeni, anlamadım. Yeğeni kardeşi çıkıyor. Yeğeni yani teyze çocukları kardeşi çıkıyor. Recep Bey merhaba. Bu resmi kayıtlar. Evet. Merhaba gerçekten. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Recep Bey, şimdi ben tam anlayamıyorum bu akraba işlerini. Şimdi siz 6 ayda mezardan mezarı açıp DNA örneği aldıracak kadar ne yaşadınız? Efendim? Şimdi siz 6 tane mezarı açtırmışsınız ya DNA örneği aldırmak için. Evet. Heh, şimdi siz ne yaşadınız? Yani kuzenler kardeşiniz mi çıktı? Teyze oğlumlu, teyze kızım, kardeşim çıktı. Teyze DNA oğluyla... DNA testinden sonra mı kardeş olduğunu anladınız? Hayır, veraset neye davası açtım ben de. Şimdi... O zaman annemin veraset ilamını çıkartmıştım. Annemin veraset ilamında bu Süleyman Onar'la Hatice Onar kardeşim çıktı. Ya resmiyette kağıt üzerinde kardeş görünüyor. Evet efendim. Gerçekte değil. Yeğeniniz. Hayır. Gerçekte hayır. Yeğenleri. Peki mezarla ne alakası var? Gerçeği bulmak için mezar mı açtınız? Evet açtı. Hakim karar verdi. Allah, mahkemeye verdiniz. Şimdi sizin evet. Anneniz evlenmeye gittiğinde bunu olayın... düzeltmek için. İşte orada mezar açılmasında bir şey var mı diye ayrıca size soracağım ama. Şimdi sizin anneniz 1920'li yıllarda evleniyor. Doğru mu? Evet. Evet. O sırada da nüfusu yokmuş yanında. Efendim? Şimdi ben haberi tam okudum, aklımda kalan şu: anneniz 1920'li yıllarda evleniyor. Nüfusuna evet. Diyorlar ki kardeşim nüfusunu ver, seni evlendirelim. Aa, yanımda nüfusum yok diyor, başkasının nüfusunu alıyor. Hayır, teyzemin. Nasıldı? Öyle. Annemin değil. Annemin kimliğine teyzem evlilik yapıyorum. Ya kardeşim şunu baştan anlatsana bize. Olayı Zahide Hanım yaşadı, sen mi yaşadın, ben anlamadım. Baştan anlatın, özetleyin şöyle bir, kısaca hemen ben anlamadım. Efendim ben veraset ilamı çıkartmıştım annemin. Bu Süleyman Onar'la Hatice Onar kardeşim çıktı. Mal kardeşim bunda. İşin ucundan mal var. Tamam, anlaşıldı. Teyze çocuklar. Tamam, miras. Teyze çocuk. Benim mirasımı giriyorlar. Tamam. Siz de deriz ki hayır, bu miras benim, sizinle ilgisi yok. Yok. Nereden çıkıyor bu? İşte teyzesinin nüfusuyla anneniz mi evleniyor? Orada mı nüfus şeyi oluyor? Hayır. Neydi? Annemin kimliğinden teyzem evleniyorum. Annesinin kimliğiyle teyzesi evlenmiş. Anladınız mı hocam? Anladım. Anne, tamam. Teyzesinin çocukları da kendi kardeşi doğal görülüyor. Doğal olarak kardeşi olmuş. Ama ölünce de mirasa ortak oluyorlar. Mirası almasın diye de mezar açtırıyor Recep Bey.
Evet. Anladık. 5 mezar mı açtırdınız? 6. Altı. Ne oldu peki sonra? Düzeldi mi? Kurtardın mı? DNA testi kararlaşmadı efendim. DNA testi daha çıkmadı mı? Hayır efendim. Ha, onu bekliyorsunuz, bekliyorsunuz şimdi. Evet, evet. Peki, gerçek ortaya çıkar. İnşallah kurtarsın İnşallah. Mirası. İnşallah. Peki ne diyelim? Geçmiş olsun mu diyelim? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peki bu mezar açtırma konusunda bir hassasiyet... Yani mecbur, hukuk artık burada orada mecbur kalmış. Yani öbürler de iddia ediyor, vazgeçmiyorsa davada. Ha, onlar annelerin büyük ihtimalle acaba? Öyle olmuş. Onlar da şüphelenmiştir. Miras iyiyse? Hayır, biz kimin çocuğuyuz? İnsan şüphelenir. Geçen haftalarda Umre'ye gitmiştim, hatırlıyor musun? Evet, orada bana bir şey anlattı. Orada olmuş bir olay. Bizim orada umrecilerimizden yaşlı bir amcamız vefat ediyor. Türk hacısı vefat ediyor. Üzerinden de bir Türk olduğuna dair bir kimlik çıkıyor herhalde. Neyse, bu bütün emareler Türkiye'de falanca şahısların babası olduğunu gösteriyor. Burayı arıyorlar, babanız vefat etti, gelin alın diye. Fakat oradaki şeylerde, kriterlerde bunlara vermiyorlar cenazeyi. Sizin babanız olduğunu biz buradan anlayamıyoruz. Kimlikler belli değil. Hadi. Vesaire. DNA testi yaptırıyorlar. Adamlar cenazeyi görüyor. Bu yaşanmış bir şey. Yaşanmış. Sizin geçen gittiğinizde evet, olan. Babası orada. Yüzünü açıyor, bakıyor babası. Ha. Bulunan adam. Ölen ve bulunmuş adam babası. Gidiyor buradan cenazesini almaya. Fakat kimliği, babasının üzerinde kimlik olmadığı için, hiçbir şey kalmadığı için bu sefer iyice emin olmak DNA istiyorlar. DNA testi istiyorlar. Babası çıkmıyor mu yoksa? Babası çıkmıyor. Hadi. Babası çıkmıyor. İki, öbür kardeşi gidiyor. Öbür kardeşi babasını alın. Diyorlar ki sen de DNA testi yaptır. Sen al hiç olması babamızı. Vay. O da mı çıkmıyor? Çıkmıyor. Hadi. Bu adam kaç yaşındaydı ki? Bu adam 70-80 yaşındaymış. Aa. İki çocuk da kendi üzerine, kendi DNA testine çıkmıyor. Garip bir şey. Alamıyorlar. Anne ne yapıyor? Asıl anneyi sormak lazım. Anneleri ölmüş mü ölmemiş mi onu da söylemediler bana. Adam kalıyor orada. Görüyor musun? Enteresan şeyler var. Yani adam baba dediği babası çıkmıyor ya. Aa, bu DNA testi de enteresan bir şey oldu. Yani. Aynen öyle ya. Çok enteresan oldu hocam. İyi mi oldu kötü? Tövbe. Hay şimdi bu çocuklar gerçek babaları nereden bulacaklar? Anne de vefat ettiyse görüyor musun? Çıkar ortaya. Yani hiçbir şey gizli kalmıyor. Hiçbir şey gizli. Allah Allah. Belki de evlatlık olabilir, bilmiyoruz. Başka bir şey olabilir. Ama onu bilirler çocuklar. Derler ki biz evlatlıyız, DNA'da çıkmayabilir derler. Bazen zaten. Bilmeyebilir, söylerler. Belki de yıllarca söylenmedi. Söyle. Bak doğru söylüyorsunuz. Söyle. Peki. İkisine birden diyorsun. Ne bileyim, enteresanmış. Peki, ismini vermemiş, yine İstanbul'dan bize ulaşmış. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhaba Zahide abla. Merhaba. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim bir arkadaşım var. Karısından boşanmamak için, yuvasının yıkılmaması için benden kapısının, ya yani eşinin dış kapısının eşiğine domuz yağı sürmemi istedi, tamam mı? Ben de bunu nasıl bir ruh halimle yaptıysam çok pişmanım. Yaptın mı? Yani evet yaptım, yani elimle sürdüm. Keşke Allah. Yapmasaydım. Yani hani bana çok yalvardı. Şimdi ne olur senin, yap bunu dedi. Bir dakika, senin arkadaşın kadın mı? Kadın tarafı mı? Yok, ben erkek tarafıyım. Erkek tarafı diyor ki ben karımdan ayrılmayayım diye. Evet. Sen kapıma gel, domuz yağı sür. Ne oluyormuş öyle olunca? Yani ayrılmıyorlarmış. Karısı kendisine dönermiş. Ve karısı adamı istemiyor istedi. Demek ki. Evet, evet. Saçma sapan bir şey. Şimdi domuz yağıyla adamın gönül ilişkisinin ne alakası var? Hani ayrılmaması için domuz yağı, ayrılması için belki hani tiksindirici, necis bir şey sürelim, araları açılsın diye. O da saçma sapan da. Yok hocam, bu böyle işte bu şey durumlarında yapılabilen bu domuz yağı geçiyor değil mi oralarda? İşte şeytan insanlar nasıl oynuyor? Böyle oynuyor. Durup dururken aile ve yuva içerisine bir fitne sokuyorsunuz. Domuz yağı sokuyorsunuz. Ondan sonra o domuz yağına görecek, bana bir şey yapıldı diyecek, o ona bir şey yaptırıyor falan, böyle şeytanın maskarası oluyor. Evlilik böyle domuz yağıyla, şununla bununla yürümez. Sevgiyle, şefkatle, tahammülle, sabırla, karşılıklı efendim aşkla, muhabbetle yürür. Yani karısını elde tutmak istiyorsa,
kapıya domuz yağını. Bak sizi de zor durumda bırakmış. Evet, yani Mustafa, evet Zahide abla, bir şey sormak istiyorum bir de. Mustafa hocam, sizi gerçekten hani kendime de yapıldığını biliyorum. Benim de kısmetimi bağladılar. Ne işe girebiliyorum, ne evlenebiliyorum. Ya hangi insanla tanışırsam da olmuyor. Ya ben sizinle de mesela yayından sonra görüştürebilir misiniz Zahide abla? Ne olur yalvarıyorum size. Lütfen. Dur dur, şimdi hazır burada karşınızda, sen yayında, anlat bakayım. Yayında beni izlememişsin ki kardeşim. Şimdi yayından sonra görüşsek ne olacak? Sen ne olur bir defa hocam, bak, yalvarıyorum size. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kısmetini kim bağladı senin? Ya hocam ne evlenebiliyorum, ne işim rast gidiyor. Ne olur ya. Ya sen bu kafayla, bak, hocanın bak bu kafayla zaten kısmetin kendi kendine kapatıyorsun. Kısmeti kapanmaz sen insan. Sen söyleme öyle. Söyleme. Kısmeti kapanmaz. Sen bir yerlerden etkilenmişsin. Aynı hatayı bir daha yapıyorsun. Bak bir domuz yağı sürdün. Şimdi bir de ekranda benim kısmetim kapandı diyerek aynı hatayı ikinci kez tekrarladın. Bu kafa yapısını değiştir. Bu zihniyeti değiştir. Allah kimsenin yuvasını başkasına yıktırtmaz, mani olmaz. Cenab-ı Hak dilemedikten sonra 50 tane yağ sürse bir araya getiremez. 50 tane yağ sürsen uzaklaştıramazsın. Evleneceğin varsa senin kaderinde, rızkında, sen de gayret edersen evlenirsin. Ama benim kısmetimi kapatmışlar. Kim kapatacak yahu? Kimse kapatmaz kardeşim. Bak kuzuma bak, sen, nasıl iş çekiyor. Sen yeter ki benim kısmetim kapalı deme. Göreceksin inşallah, evlenir. Kaç yaşındasın? 37 yaşındayım hocam. Ne ben evlenebildim, bir ne dakika, kardeşim. Bir dakika. Şimdi soracağım. Nişanlandın mı? Hayır hocam, hiç evlenmedim. Ne nişanlısı? İstemeye geldiler mi? Onu soracağım. Hiç hayatımda hiç kimse istemedi bile hocam beni. Enteresan. Bir dakika dur. Hocam, büyük hocam şey... madem şimdi kendiniz daldınız işin içine, hadi çıkın, hadi bakalım. Hadi çıkın, çıkın. Hadi çıkın bakalım. Peki. Madem bak. Büyük şehirde mi, köyde mi, kasabada mı yaşıyorsun? 37 yaşındaymış. Bir dakika. Köyde mi, kasabada mı, büyük şehirde mi yaşıyorsun? Büyük şehirde yaşıyorum hocam. Büyük şehirde yaşıyorum. Büyük şehirlerin problemi. Katılıyorum. Şimdi onun için bu hani evlilik programları oluyor bilmem ne, millet bir taraftan ayıplıyor, doğru düz yapılmadı, doğru. Ama orada tabii olay bambaşka, bambaşka bir hale geldiydi. Bambaşka ama bir büyük de ihtiyaç var. Ben bir apartmanda oturdum bir zamanlar. Doktorlar, avukatlar apartmanıydı aşağı yukarı. Yani 15-20 sene önce. Apartmanın üçte ikisi 40'ının üstündeydi ve çoğu evlenmemişti. Bekardı. Yani hakikaten hepsi de evlenmek istiyordu. Büyük şehirlerde böyle bir handikap var. Onun için böyle araya hayırlı insanların girip hani ne derler? Baş göz mü? Baş göz yaptırması, baş göz lazım. Etmesi. Bu da sevap. Bu da sevap yani. İnşallah Türkiye'ye duyurmuş olduk. Dua da ediyoruz. Evet, dua etsinler hocam. Sen, bak, hocam şimdi beni arayacaklar. Biz bu kıza talibiz diye, ben ne yapacağım o zaman? Bak şimdi oluyor birden, bazen. Geçen bir teyze geldi. Bak hocam, geçen bir teyze geldi. Dedi ki sen, dedi, 2,5 ay falan oluyor kızım, dedi. Buraya bir amca çıktıydı, dedi. Eski, dedi, şeyini arıyordu. İlk aşkını söyledi bize. Yaşlı bir amca, hatırlıyorsunuz mu? Aa, dedi, ben ona... Yok, ses burada mı o teyze? Yok değil mi? Ben, dedi, ona talibim. Sen, dedim, 2,5 ay sonra nereden aklına? Yok, dedi, ben anca gelebildim. Ben onu, dedi, pek beğendim, ben ona talibim. Annem, dedim, biz evlilik programı yapmıyoruz. Öyle bir şey değil burası. Evet. Sen, dedi, beni onunla tanıştır. Anlatana kadar, dil i̇nşallah, yapana kadar. Bu kardeşimizde hayırlı kısmetler çıkar. İnşallah, güzel, inşallah. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan, bize eşrefi mahlukat olarak yapan Allah'ım. Sana hamdolsun, şükürler olsun. Akıl verdin, mal verdin, evlat verdin, mülk verdin, vatan verdin, bayrak verdin. Allah'ım yurdumuzu, milletimizi aziz eyle. Düşmana Amin. Çiğnetme. Aramızda Amin. Sevgi, kardeşlik, merhamet ilka eyle. Amin. Fitneden, fesattan, nefretten uzak eyle. Amin. Evlerimize, yuvalarımıza huzur ver, mutluluk Amin. Ver, bolluk, bereket ver Allah'ım. Amin. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler, hayırlı yuvalar Amin. Nasip eyle. İş arayan kardeşlerimize hayırlı bereketli işler nasip eyle. Amin. Sınavı imtihanı olan kardeşlerimizi başarılı muvaffak eyle. Amin. Neslimizi, ahvadığımızı, torunlarımızı, geleceklerini güzel eyle Allah'ım. Amin. Doğacak olan yavrularımıza güzel bir dünya nasip eyle. Amin. Allah'ım yer ve gök senin, her şey senin, her şeye gücün yeter. Biz aciziz, günahkarız, hata ederiz, dua ederken de kusur işleriz. Affeyle ya Rabbi. Amin. Bağışla bizi, günahlarımızdan dolayı bizi muahize etme. Amin. Peygamber Efendimiz'e cennette komşu eyle. Amin. Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Amin. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, İslam'ı doğru yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan, afetlerden bizleri, sevdiklerimizi, insanımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi, Amin. Dünyanın dört bir tarafında zorda olan, darda olan, düşkün olan, el ayağa düşen nice insanlar var. Dua bekliyorlar. Kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ferahlık ver, bolluk ver, bereket ver. Ya Rab,
Duamızı Amin. Kabul eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Allah'ım doğacak olan yavrularımız sağlık afiyet içerisinde dünyaya gelmesini nasip eyle. Evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı, uğurlu, bereketli evlatlar ihsan Amin. Eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Amin. Amin. Yürekten diliyorum. Şu bize Amin. Bağlanan kızımız varsa tez zamanda hayırlı bir nasip kısmet çıksın. Bak sonra geleceksin yanıma, beni göreceksin, tamam mı? Nişanlınla beraber inşallah. Yürekten dua ediyorum. Bu diğer hanımefendiye de yavrum, onun da gönül yarası. Bu da ne kadar kötü bir şey. Allah kocasını tez zamanda ona döndürsün. Daha doğru hayırlısını isteyeyim ben, değil mi? En doğru. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı. Biz neyi unuttuk? Şey, Peygamber Efendimizin torunlarına yaptığı dua vardı. Onu da reklama gideyim döneyim. Tamam. Hocamdan isteyeceğim. İnşallah. Bir de cüzdan bulmuşlar. Bak iki aydır kadın kocasını eve sokmuyor neredeyse. Bu cüzdanla gelme diyor. Niye? Bu bizim değil. İçinde para var. Ciddi bir para var. Kim bu cüzdanın sahibiyse bize ulaşsın. Zeytinburnu minibüsünde 2,5 ay önce düşürmüş birisini arıyoruz. Hadi bakalım nasibi buradaysa inşallah cüzdanını ulaştırmış oluruz. Hemen geliyorum. Peygamber Efendimizin torunlarına yaptığı duayla. Evet. En önemli yerdeyiz aslında. Peygamber Efendimizin torunlarına yaptığı dua. Hocam paylaşırsanız ben bir taraftan kaydedeyim. Bu aynı zamanda tüm zararlı haşerelerden, şeytanlardan ve nazarlardan da koruma duası. Ben okurken siz de onu çekin. Aynen. Hep hemen beraber. Biter bitmez Amin. Instagram'a yükleyeceğim Euzu inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aylin lamme. Tüm zarar veren gözden, zararlı, zehirli yaratıklardan, şeytandan Allah'ın eksiksiz kelamına sığınırım. Allah'ım kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Amin. Hemen kaydını torunlarını yaptım. Sağına soluna oturtturuyordu Amin. Peygamberimiz. Onları kucağında bunu okuyordu. Bize de örnek olsun. Evet. Biz de okuyalım inşallah. İnşallah. Günde kaç kere okumak lazım? Bir sefer okunması yeter bir kişiye. Bunu kişi. Sadece torunlarımıza mı okuyabiliriz? Küçük çocuklara okunur, insana da okunur ama esas torunlarına okumuş. Nazara da iyi geliyor. Nazara da iyi geliyor. Nazara Peki. iyi geliyor tabii. Sağlık sıhhat afiyetle. Hocam dur, nerelere gidiyordunuz siz? Çarşamba günü Kandıra'dasınız. Ama cumartesi günü de İsveç Stockholm'desiniz. Yarın Stockholm, Norsborg. Stockholm'dayım inşallah 14'te. Çarşamba'da. Çarşamba'da 25 Kandıra'da. Nisan Kandıra'dayım. O zaman siz şimdiden peşin peşin selamlarımı götürün lütfen. Aleykümselam. Sağlık sıhhat afiyetle efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.